dönüşmüştü yani. Artık bir bölüm kalmamıştı. Sadece Evet. bahçeye yüksek lisans ve hocalar girebiliyor. Yani bahçeye de herkesi almıyorlar artık. İşte zorla çıkarttılar insanları oradan. Evet, maalesef. İstanbul'da şu anda Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi var galiba. O kapsam Nihat gelecek olan Gökyiğit yer. şeyde var, Anadolu yakasında var. Evet. Orayı da ziyaret etmek çok istiyorum açıkçası. Gidemedim bir türlü. Adil Hoca ile konuştum ben. Bir şeyde Mart, Nisan aylarında, Nisan Mayıs daha doğrusu, Nisan Mayıs aylarında böyle bir teknik gezi olursa seve seve destek oluruz dedi. Ne kadar güzel. Orada biliyorsunuz çok güzel bitki şeyleri de yapılıyor. Bitki gen bankası da orada. Evet. Aa. Mustafa Hocam, saat 8'e geldi. Şöyle Buyurunuz. yapalım. Genç arkadaşlarımıza kısaca kendinizi kısa bir tanıtımdan sonra sunumuza başlayalım. Tamam. Ben sizi işte 2005'te Ankara Üniversitesi'ndeyken tanışmıştım. Yok, 95, 1995'te. ...95'ti değil mi? Bir 10 Doğru. sene daha diyelim ona. 2000'de ben oradan ayrılmıştım. Evet. 2000'de ayrılmışsınız. 1995-96'da hakikaten bir tanışıklığımız var. Ondan sonra uzun bir süre görüşemedik. Ben Daha Ankara'dan sonra ayrıldım. belki evet. Zonguldak'a geçtikten sonra da bir aracıtepeci kullanarak Mustafa Hoca'ya ulaştım. Benim için önemli bir meslektaşımdır. Hocam söz sizin. Kendinizi tanıtarak başlarsanız Tamamdır. çok sevinirim. Bu arada başladı yayınımız. Bir şey olmaz. Tamamdır. Buyurun. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Mustafa Sözen. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde görev yapıyorum. 1967 Antalya Akseki doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise öğrenimimi Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamladım. Sonra 1984-1988 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunuyum. 1989-1990 yıllarında 2,5 yıl fen bilgisi öğretmenliğinden sonra 1990'da Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. 1991 yılında Ankara Üniversitesi'nde asistan oldum. 1990-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans doktoramı tamamladım. Yüksek lisansında hidrobiyoloji çalışmıştım. Akçehir Gölü'nün bentik omurgasız organizmalarına. Doktoramda çalışma konusunu, çalışma alanını değiştirdim. Türkiye memeli hayvanları üzerinde çalışmaya başladım. Doktoramı bitirdikten sonra 2000 yılında Zonguldak'a geldim. Zonguldak'a gelirken Ankara'dan 4 arkadaş birlikte gelmiştik. Gelip biyoloji bölümünü kurduk Zonguldak'ta, Ankara'dan Zonguldak'a. 2001'de lisans öğrencisi aldık ve yüksek lisansı başlattık. 2006'da doktora programımız başladı. 2000'de Ankara Üniversitesi'nden Zonguldak'a geçince işte 2000 yılında yanında doçent oldum. 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldum. Ve o günden beri 21 yıl oldu, 21 yıldır Zonguldak'ta görev yapıyorum. Araştırma konularım Türkiye'nin daha çok memeli hayvanları, memeli hayvanların ekolojisi, biyolojisi, sistematiği, moleküler sistematiği, Türkiye'deki türleri ve yayılışı diyelim. Aynı zamanda hobi olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyorum.
Yaban hayatı fotoğrafçılığı için de ben çok ilgi duyduğum alanlar öncelikle kuşlar, sonra kelebekler ve sonra aslında bütün hayvanlar. Hatta bulursam bazen de bitkiler. Gittiğim her yerde fotoğraf makinem elimdedir. Yaban hayatında bulduğumuz ne kadar canlı varsa onları fotoğraflıyoruz. Atilla Bey de işte 1995'ten itibaren devam eden Biyologlar Derneği vasıtasıyla başlayan diyaloglarımız var. Ben bir ara derneğin genel sekreterliğini de yapmıştım Ankara'dayken, rahmetli Selahattin Salman hocamız dernek başkanıyken. Sonra Atilla Bey'le çalıştığımız dönem oldu. Sonra ben Ankara'dan Zonguldak'a gelince dernek faaliyetlerine de biraz ara vermek durumunda kaldık merkezden uzaklaşınca. Zonguldak'ta şu anda kendi kurduğum ekibimle, laboratuvarımla, müzemle diyelim, Türkiye'nin yaban hayatını, özellikle memeli hayvanlarını araştırmaya devam ediyoruz. Memeli hayvanlarının yanında son yıllarda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Mehmet Ali Öktem hocamızla birlikte Türkiye'deki özellikle kemiricilerde, yarasalarda, böcekçilerde, memeli hayvanlarda diyelim, buradan hantavirüsler. Hantavirüsler de koronavirüs gibi aslında yaban hayatından insanlara bulaşıp hastalık yapıp ölüme neden olabilen bir virüs grubu. Ancak iyi tarafı insanlar insana bulaşmıyor. Farelerden insanlara bulaşabiliyor. Bunların Türkiye'de hangi memeli türlerinde ve Türkiye'nin neresinde yayıldığına ilişkin İTÜBİTAK projesi bitirdik. Şu anda ikincisi bitmek üzere diyelim. Yani özetle moleküler sistematik Türkiye memelileri ve Türkiye memelilerindeki koronavirüsler ve bunların yayılışlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapıyoruz diyelim. Bütün çalışmalarım hepsini birden bakılınca işte bir yaban hayatı uzmanıyım diyebilirim kendi alanımda. Zooloji ağırlıklı hayvanlar kısmı tabii ki, bitkiler kısmı benim alanımın dışında. Atilla Bey'den de bugün bir sunum yapmak talebi gelince direkt Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğin korunması ve koruma çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapmak istedim. Çünkü hepimiz biyolojik çeşitliliğimizin zengin olduğunu biliriz ama bunun içindeki bazı detayları ve bu biyolojik çeşitlilikteki zenginliğimizin temelini bugün sizlere biraz vurgulamak istedim. Bu şekilde bir girişten sonra Atilla bir sunuma başlayayım mı? Buyurun hocam. O zaman ekran paylaşarak arkadaşlar ben sunumuma da başlayayım. Slide sayısı epeyce fazla çünkü anlatırken konunun tam nerelere gideceğini çok gösteremediğim için biraz genişçe hazırladım. Bu slide'ı da Atilla Bey'e de gönderdim. İsteyenler de paylaşabilir. Çok güzel. Türkiye'nin bir çeşitliliği. Konu başlıkları zaten geldiçe bunların içine ayrı ayrı gireceğiz. Önce biyolojik çeşitliliğin ne olduğuna, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği dedik, biyolojik çeşitlilik neleri kapsıyor? Biyolojik çeşitlilik sadece türlerin ne olduğunu kapsamıyor aslında. Hem bu türler hem de bu türlerin etrafında bulunan her şey aslında biyolojik çeşitliliğin içine dahil. Yani kısaca biyolojik çeşitlilik dediğimiz zaman bu üç şeyi ifade ediyor. Bir tür çeşitliliği, ki zaten biyolojik çeşitlilikten en çok anladığımız budur. İki, her kültürün içindeki genetik çeşitlilik ve üç, ekosistem çeşitliliği. Bu üç çeşitlilik grubu toplu halde biyolojik çeşitliliği veya kısaca biyoçeşitliliği meydana getirmekte. Gelelim Türkiye'nin biyoçeşitliliğine. Türkiye'nin biyoçeşitliliğini anlayabilmek için Anadolu'nun dününe, eskisine bir gitmemiz gerekiyor ki bugünkü çeşitliliğin kaynağının ne olduğunu biraz anlayabilelim. No baby. Bir yerden epeyce bir ses karışıyor. Dünyamızın şekli, dünyadaki kıtaların, ülkelerin konumları tarih boyunca hep değişti. Sürekli böyle değildi. Mesela 220 milyon yıl önce dünya üzerindeki bütün kıtalar bir aradaydı. Denizlerin kalan kısmı bir aradaydı. Dünyadaki zaten kıtalar yaklaşık olarak her 500 milyon yılda bir araya gelirler ve dağılırlar. Şu anda dağınık bir dönemdeyiz. Kıtalar 150 milyon yıl önce dağılmaya başladı. 130 milyon yıl önce biraz daha parçalanmıştı. Anadolu'nun bulunduğu yer daha şu bölgelerde. Afrika ile Avrasya arasındaki bölgeye bakın. Henüz ortada tam şekillenmiş bir Anadolu falan yok. 80 milyon yıl öncesine geldiğimiz zaman Tetis Okyanusu ile Atlas Okyanusu, ya bugünkü Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu boydan boya birbiriyle bağlantılı. Aradaki Akdeniz çok büyük bir deniz halinde, Tetis Denizi halinde. Anadolu'da Ege bölgesinde biraz kara parçaları var. Zonguldak çevresinde yine biraz kara parçaları var ki Zonguldak bölgesinde baştan sohbet ederken biraz değindik. 300 milyon yıllık karbonifer yaşlı kömür yatakları bile var.
Görüleceği. Yerden epeyce bir müzik sesi geliyor Dinami. 60-70 milyon yıl öncesine geldiğimizde. Bir korsan girdi hocam. Arkadaki arkadaşlar hemen. Abi giren Ruslar ben. ...60-70 milyon yıl öncesine geldiğimizde Anadolu bir parça ortaya çıkmaya başlıyor. Orta Anadolu'da bazı yerler, özellikle Sakarya bölgesi. Güney Anadolu'da bazı parçaları. 40 milyon yıl öncesinde Anadolu bir parça daha şekilleniyor. Yunanistan biraz ortaya çıkmaya başlıyor. Anadolu'nun bazı yerleri beliriyor. 20 milyon sene öncesinde Akdeniz'in Atlas Okyanusu girişe kapandığı için Akdeniz kurumaya başlıyor. Neredeyse Ege ve Akdeniz birleşiyor. Birisi kalemle kullanıp bana çizimler yapıyor Atilla Bey. Yine korsan girişler var. Şu andaki çizgiler bana ait değil. Ve sonuçta diyelim ki bugüne geldiğimizde Anadolu şekilleniyor. Bir kara parçası şeklinde ortaya çıkıyor. Bildiğimiz Anadolu. Yüksek yerleri var, deniz kenarı bölgeleri var, İç Anadolu'nun bozkırları var, Güneydoğu'nun çölleri var. Farklı bölgelere ve iklimlere sahip olan bir Anadolu. Ve bu Anadolu'nun içinde oldukça farklı vejetasyon kuşakları, bitki çalışan hocalarımız bunu daha iyi bilirler. Farklı iklim kuşakları, farklı bitki kuşakları, bunların hepsi birden Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunan unsurlar. Bir de Conservation International var. Conservation International, dünyadaki biyoçeşitlilikle ilgili çok özel olan bazı bölgeleri belirlemiş durumda ve bunun kapsamına bütün dünya çapında 35 biyoçeşitlilik sıcak noktası belirlemiş durumda. Herhangi bir bölgenin biyoçeşitlilik sıcak noktası olarak belirlenebilmesi için çok önemli iki kriter var. Mutlaka bu iki kriteri karşılaması gerekiyor. Bunun birincisi şu, o biyoçeşitlilik bölgesinin en azından 1500 tane endemik damarlı bitki içermesi gerekiyor. İkincisi de primer bitki örtüsünün en azından %70'ini kaybetmiş olması gerekiyor. Bu iki kriteri karşılayan dünya üzerinde 35 tane biyoçeşitlilik sıcak noktası belirlenmiş durumda. Haritada kırmızı daire içinde görüyorsunuz. O kırmızı daire içinde görülen kısımlar 14, 15 ve 30 numaralı bölgeler. Bu bölgeler Anadolu'ya doğru da uzanan ve Türkiye'de temsil edilen 35 biyoçeşitlilik sıcak noktasından dünya üzerindeki 3 tanesi ki dünya üzerinde 3 farklı biyoçeşitlilik sıcak noktasını birden içeren dünyadaki tek ülke şu anda Türkiye'dir. Bu 35 biyoçeşitlilik sıcak noktasının tamamının yüzölçümü dünyanın sadece %2.4'ünü kapsıyor. Ancak buna rağmen mesela dünyadaki endemik bitki türlerinin yarısından fazlası, %50'sinden fazlası bu 35 biyoçeşitlilik sıcak noktası içinde. Bununla birlikte endemik kuş, endemik memeli, endemik sürüngen, endemik amfibilerin de dünya üzerindeki yaklaşık %43'ünü bu bölgeler kapsamakta. Dünya yüz ölçümünün sadece %2.4'ünü kapsadığı halde. Bu bölgelerden 3 tanesinin... Hocam sesin eko kısmını kapatabilir misiniz? Çok ekolu geliyor ses. Hocam eko kısmını hiç açmadım ki. Sesin eko diye bir kısmı mı vardır? Şu sunumu da bir kapatıp tekrar açmak istiyorum. Çünkü üzerine bir çizim yapıldı. O çok garip bir şekilde benim ekranımda sabit duran bir çizimdi. Sizde de görüyor mu bilmiyorum ben onu. Göstereyim. Hocam bunu halletmeye çalışıyorum ben. Ben onu halletmeye çalışıyorum hocam. Sesin eko diye bir kısmı mı var? Bir saniye. Biraz yakın durursanız hocam belki Hocam şu chat'e host olarak chat'e I am hacker yazan Daniel'i atabilir misiniz? Tamam onu da atacağım. Attım ben hocam. Tamam hocam. Mustafa hocam devam edin siz. Tamamdır.
Biyoçeşitliliği sıcak noktaları dünya çapında gerçekten önemlidir. Yani herhangi bir bölgenin biyoçeşitliliği sıcak noktası olması, orası, o bölgenin endemik bitkiler bakımından ve endemik hayvanlar bakımından da son derece önemli bölgeler olduğu anlamına gelir. Ve Anadolu'da Kavkasyan, İran'ı Anatolian, Mediterranean olmak üzere dünya çapındaki bu 35 biyoçeşitliliği sıcak noktasından 3 tanesini temsil eden dünya üzerindeki tek ülke Türkiye. Türkiye'nin sınırları tabii ki siyasi sınırlar. Ancak Türkiye'nin ekolojik sınırlarına baktığımız zaman ekolojik sınırları burada gördüğünüz gibi. Aslında biyojeografik Anadolu dediğimiz Anadolu bu. Bu haritayı Akdeniz Üniversitesi'nden arkadaşlarımız hatta Çukta Koca'nın bir makalesinden almıştım. Canlıların yayılışını belirleyen biyojeografik sınırları bu harita daha iyi gösteriyor aslında. Türlerin yayılışlarına bakarken bu haritadan yararlanmak gerekir. Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğini etkileyen önemli faktörlerden birisi de aslında buzul çağları boyunca Anadolu'da bulunan buzul sığınakları ki Anadolu son buzul maksimumunu günümüzden yaklaşık 25 bin yıl önce yaşamıştır. Ve bu yapılan çalışmaya göre ki bu Akdeniz bölgesindeki 52 tane hipotetik buzul sığınağını belirleyen bir makaleden bunu aldım. Akdeniz sınırındaki 52 tane buzul sığınağından 6 tanesinin Türkiye'de bulunduğunu görüyoruz. Bir tanesi işte Marmara bölgesinde, Uludağ'ın bulunduğu bölgede diyelim. Birisi İzmir, Yamanlar Dağı bölgesinde. 4 tanesi de Akdeniz bölgesinde. Antalya'nın batısında, doğusunda, Adana, Mersin'in kuzeyindeki Toroslar'da ve Amanos Dağları'nın bulunduğu bölgede. Buzul sığınaklarının önemi şudur. Buzul çağlarında buzullar çok yavaş akan nehirler halinde alçak alanlarda hareket edip alçak alanları doldururken dağların yüksek kesimlerine buzullar çıkamadığı için bütün canlılar o bölgelere çekilir. O bölgede uzun süre kalır. Buzullar çekildikten sonra da etrafa tekrar onlar yayılarak etraftaki yeni biyolojik çeşitliliği onlar oluşturur. Buzul bölgelerinin bir önemi de şudur. Endemizmin hem bitki hem de hayvan endemizminin en yüksek olduğu bölgeler bu buzul sığınaklarıdır. Dolayısıyla Türkiye'de de diyelim ki bir böcek çalışıyorsunuz ve endemik türler bulmak istiyorsunuz. Direkt gideceğiniz yerler öncelikli olarak işte şu Akdeniz bölgesindeki gösterilmiş olan buzul sığınaklarıdır. Anadolu'nun bulunduğu konum, Anadolu'nun biyoçeşitliliğini belirleyen önemli unsurlardan birisidir. Dünyada zaten belli biyoçeşitlilik bölgeleri vardır. Buradaki küçük haritada görüyorsunuz. Palearktik, Afrotropik, Avustralyan, Indomalayan, Neotropik, Nearktik gibi. Türkiye'nin bulunduğu bölgeyi harita içinde büyüttüğümüz zaman Türkiye Palearktik bölge içindeki bir ülkedir. Palearktik bölge de kendi içinde Doğu Palearktik, Batı Palearktik olarak ayrılır. Doğu ve Batı Palearktik tam sınır bölgesinde ve Batı Palearktik içinde kalır. Ancak diğer taraftan çeşitli diğer bölgelere de komşudur. Mesela farklı biyojeografik bölge olan İndomalayan bölgeden bile Anadolu'ya kadar uzanan türler vardır. Mesela bunlardan birisi oklu kedi. Histix indica. İsminde bile indica, Hindistan ismi vardır. Ve bunun yayılışı Hindistan'a kadar devam eder. Veya Türkiye'de en son 1972 yılında Hakkari bölgesinde bir kaplan vurulmuştu. Hazar kaplanı ve bugünkü yayılı sonu Hindistan bölgesidir. Dolayısıyla Türkiye bulunduğu konum itibariyle Palearktik bölgede olmasına rağmen Palearktik dışındaki bölgelerden bu bölgeye doğru giren bazı türlerin de erişebileceği bir bölgededir. Ve Türkiye bulunduğu konum itibariyle dünyadaki bazı türlerin en kuzey yayılış sınırını gösterir. Bazı Afrika türlerinin en çok kuzeye çıkabildiği yerdedir. Bazı Indomalayan türlerinin gidebildiği en batı bölgededir. Bazı Avrupa bölgesindeki türlerin gidebildiği en doğu bölgededir. Ve bazı Sibirya elementlerinin de inebildiği en güney bölgededir. Böyle olunca Türkiye dört bir taraftan aslında canlı elemanların, bitki olsun, hayvan olsun, hepsinin ulaşabileceği bir bölgede. Buradaki kırmızı orklar çeşitli bölgelerden Anadolu'ya canlıların ulaşabileceği yolları göstermektedir. Ve bu göç yollarının Anadolu'daki aslında faunayı flora da benzer şekilde de nasıl şekillendirdiği ile ilgili bazı örnekler göstereceğim. Türlerin ne olduğuna çok fazla odaklanmayın ama dedik ki Anadolu'ya ulaşan canlıların ulaşma yollarından birisi Trakya üzerinden Avrupa türleridir. Bunların bir kısmı sadece Trakya'da kalır, bir kısmı oradan Anadolu'ya da geçmiştir. Çünkü jeolojik zamanlar boyunca
Boğazlar bazen açılmış, bazen kapanmıştır. Boğazların kapandığı dönemlerde kara hayvanları o bölgeden geçebilmişlerdir. Çünkü bazen Akdeniz kurumuştur, boğazlar birleşmiştir, bazen yükselmiştir, boğazlar yeniden açılmıştır. Buna bağlı olarak canlıların geçtiği dönemlere bağlı olarak sadece Trakya'da veya oradan Anadolu'ya doğru biraz ilerleyip çeşitli seviyelerde ilerleyebilmişlerdir. Buradaki haritalarda görüldüğü gibi. Kafkas kökenli bazı türlerin Anadolu'da yayıldığı bölgeler. Sadece bazı örnekleri koydum. Ne bazı memeli türlerinin yayılışları. İran tarafından gelenler, yani Kafkas bölgesinden hatta Hindistan tarafından gelen bazı türlerin yayıldığı alanlar. Bazı türlerin en kuzeydeki yayılış alanları ki mesela Arabistan çöllerindeki bazı türler bizim Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru sıkılabilirler. Mesela bunlardan bir tanesi Allah'taki Öfretifler. Buraya Arap tavşanı. Bazı Afrika türleri Türkiye'ye kadar uzanabilmektedir. Bunun çok iyi bilinen iki tane örneği. Örneğin firavun faresi, Herpestes ishtimal veya kuyruk sıra ve Rosettus ishtiacus, Mısır meyve yarasası. Her ikisi de Afrika kökenlidir ancak bizde Hatay üzerinden Akdeniz'in bazı bölgelerinde yayılışları vardır bunların. Bazı sürüngenlerin Türkiye'deki yayılış haritaları. Bunların hepsini birden toparladığımız zaman Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini şu şekilde özetleyebiliriz. 520 deniz balığı, 380 kadar tatlı su balığı. Çeşitli kaynaklarda bu rakamların sık sık değiştiğini görürsünüz. Çünkü sürekli yeni çalışmalarda rakamlar güncelleniyor. Daha iki sene önce yaptığım çalışmalarda ben 250 tatlı su balığı var diyorken geçen hafta güncelledim. Son rakamda 380'i bulmuş. Yüzden fazla endemik türümüz var. Amfibilerden son sayılara göre 36'ya ulaştı amfibi sayısı. Semenderler ve kurbağalar 15 endemik. 11 kaplumbağa türü var. Türkiye'de yayılış olan endemik yok. 71 kertenkele türü var. 12'si endemik. 59 yılan türü var. 11 endemik. 488 kaydedilmiş kuş türü var Türkiye'den. Endemik yok. Sadece bir tanesi dünya popülasyonunun büyük bir çoğunluğu Türkiye'de yaşıyor. Memelilerin, karasal memelilerin tür sayısı balinalar, yunuslar hariç 159, 7'si endemik. Omurgasızlar kesinlikle 100 binin üzerindedir. Kayda geçmiş 80 binin üzerinde. Binlercesi endemik. Bitkiler 11 bin olacak arkadaşlar. Orada 111 değil de 11 bin kadar bitki türü vardır. Bunun 311, 3500 kadar endemik. Endemik terimini bir hatırlatalım. Sadece belli bir bölgede yaşayan tür demektir ki burada bir il için endemik olabilir, bir ülke için olabilir, bir bölge için endemik olabilir veya bir kıta için endemiklikten bahsedebiliriz. Mesela Palearktik bölge endemiği veya Türkiye endemiği veya Ankara endemiği, işte Gölbaşı'ndaki sevgi çiçeği gibi endemik belirlenmiş bölgede yaşayan tür demektir. Bu gruplara sırasıyla ilgili bazı önemli, bazı ilginç örnekleri size sunmak istiyorum. Bunlardan birisi memeliler diyelim. Ya, bu sunumun odak noktalarından birisi de nesli tehlikede olan türler ve aslında türlerin ve doğanın korunması konusu olacak. O yüzden gruplardaki nesli tehlikede olan tür sayılarından da biraz bahsetmek istiyorum size. Bir canlı grubunun neslinin tehlikede olduğunu belirleyen nedir? Canlı grubunun neslinin tehlikede olduğunu belirleyen Dünya Doğayı Koruma Birliği, IUCN'dir. IUCN dünya çapında küresel olarak veya bölgesel olarak orada yaşayan canlıların nesillerinin tehlikede olup olmamasının durumunu belli kriterlere göre belirler. Belirledikten sonra her bir değerlendirilmiş olan canlı türünü neslinin tehlikede kriterini belirler. IUCN'in kullandığı kriterler bunlardır. X kısaltması nesli tükenmiş anlamına gelir. EV doğadan nesli tükenmiş anlamına gelir. Bazı hayvan bahçelerinde yaşıyor olabilir. Kontrollü kapatılmış alanlarda yaşıyor olabilir. Bunlar nesli tükenmiş kabul edilenler. Nesli tehlikede kabul edilenler için 3 kriter var. Kritik seviyede nesli tehlikede, kısaltması CR'dir. Tehlikede EN'dir, endangered'in kısaltılması. Hassas VU'dur. Alttan yukarı doğru tehlike durumu artar. O zaman nesli tehlikede olduğunu söylemek için herhangi bir canlı türünün. IUCN tarafından vulnerable, endangered veya kritik endangered olarak listelenmiş olması gerekir. Bunun bir altında NT var, tehlikeye yakın, near threatened. Nesli tehlikede olmayan var, askeri endişe. Altta DD görüyorsunuz, yetersiz veri. Bu şu anlama gelir. O canlı türü hakkında elde edilen bilgiler, o canlı türünün neslinin hangi seviyede tehlikede olup olmadığını belirlemek için henüz yeterli değil. Hakkında yeterli bilimsel araştırma yapılmamış. Bir de NE var. NE not evaluated'in kısaltması. O da şu demektir. Bu tür IUCN tarafından değerlendirilmemiştir.
Türkiye memelilerine baktığımız zaman nesli kritik seviyede tehlikede olan bir türümüz var. Monarchus bunakus, Akdeniz fokluğu. Nesli tehlikede olan üç türümüz var. Iğdır çöl faresi, Avrupa yan sırcabı ve dağ ceylanı. Ve yine nesli vulnerable seviyesinde tehlikede olan diğer 11 tane türümüz var. Burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bu IUCN'in küresel listeleri. IUCN'in ulusal liste memeliler için henüz yapılmadı. Şu anda bitkiciler bunu yapıyorlar. Mesela Panthera pardus, Anadolu parsı, leopar. Bunu ulusal kategoride değerlendirsek mutlaka CR seviyesinde çıkması gerekir. Çünkü Türkiye'de olup olmadığı bile kesin değil. Çok seyrek kayıtlar var. Şu anda Milli Parkların elde ettiği ve gizlediği bir iki güncel güvenilir kayıt var. Ülkede olduğunu biliyoruz. Ama ciddi anlamda nesli tehlikede. Küresel listede ise vulnerable seviyesinde nesli tehlikede. Akdeniz sokunun Türkiye'deki ile yarışırken bütün dünyada 500 kadar kaldığı düşünülüyor. Türkiye kıyılarındaki sayısı 100 civarında olabilir. Eskiden Akdeniz, Karadeniz, Marmara denizlerinin hepsinde yayılışı varken günümüzde Karadeniz'de hiç kalmadı. Birkaç yıl öncesine kadar Marmara'da hiç olmadığı düşünülüyordu ama sonunda Marmara'nın Ege girişinin yakınlarında yeni örnekler belirlendi. Bu şu demektir, korumaya devam edilirse Marmara üzerinden tekrar Karadeniz'deki eski yaşam alanlarına dönebilir. Türkiye'de 6-7 tane endemik memeli türü var. Bunlardan fotoğrafların sağ üstten alta doğru geçeyim. Mikrotus doğramacı, doğramacı tarla faresi. Alttaki Mikrotus elbeyli. Ekip olarak onu biz tanımladık, Kilis'in elbeyli ilçesinden. Onun altındaki Akumis silisifus, harita üzerinde yayılışını görüyorsunuz. Sol altta da Spermophilus taurensis, Toros yarsıncalı. Bunu da bizim ekip de tanımlamıştı. Sonra Samsun'dan İslam Hocalar da tanımladı. İslam Hocaların makalesi bizimkinden iki hafta önce basıldığı için onların verdiği isim şu anda geçerli isim olarak devam ediyor. Bizimki sinonim haline geldi. Endemik türlerimizin diğerleri Mikrotus anatolicus, o Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden tanımlandı ama sonradan oradan güneye doğru Antalya'nın Akseki Toroslarına doğru yayılışları belirlendi. Prosidona erispa, Torosların tepesinde ağaçların üzerinde belirlenen bir böcekçil. Bediriyomis lenigal kayalık kuyruğu. Buradaki görmüş olduğunuz yeşil hat onun yayılış alanını gösteriyor. Bu da Anadolu endemi, Türkiye endemi olan memeli hayvanlarımız. Türkiye memeli faunasında bulunan ve olduğu çok az bilinen ilginç bir türümüz çizgili sırtlan. Alttaki harita bizim şu anda Türk İş Yorumlar Sağlayıcı Dergisi'nde baskıda olan bir makalemizde yeni olarak yayınlanmak üzere olan bir sonraki baskıda çıkacak çalışmamızdan alınan bir harita. Güncel verisi budur. Güneydoğu Anadolu'da yayılışı var. Ege bölgesinde ve Marmara'da çok az bu lokal popülasyonları kalmış olan bir tür. Afrika türü değil sadece Türkiye'de de yayılışı olan bir tür çizgili sırtlan. Anadolu yaban koyunu, bu evcil koyunun da atası olan bir türdür. Bu önce Konya Boğazdağı'da 1970'lerde koruma altına alınan bir tür. Çünkü sayıları bir ara 50 civarına kadar düşmüş. Sonra koruma altına alınca şu anda birkaç bin birey var. Ve Konya'daki Boğazdağı'dan eski yaşadığı pek çok alana götürüp tekrar serbest bırakılmaya başlandı. Türkiye'de tekrar çoğaltılmaya başlanan bir tür. Türkiye'de iki tane ceylan türü var. Birisi Şanlıurfa'da yaşayan kursaklı ceylan, Gazella subculturosa. Birisi de sadece Hatay'da. Dünyada, Türkiye'de sadece Hatay'da bulunan Gazella dağ ceylanı. Hatay haricinde bunun sadece Ürdün'de çok küçük bir popülasyonu ve İsrail'de 2000 kadarlık bir popülasyonu kaldı. Nesli tehlikede olan bir ceylan türü. Türkiye'deki sayısı 1000'in üzerine çıktı. Yine ilginç türlerimizden birisi oklu kepi, Hystrix indica. Hindistan kökenli bir tür olmasına rağmen Anadolu'ya kadar yayılışı gelmiş. Bizim Güneydoğu Akdeniz boyunca Ege üzerinden Marmara'ya kadar yayılışı olan bir tür. Haritadaki noktalar bugüne kadar yayılış kayıtları verilmiş olan yerler. Ve bizim efsanevi Türkiye'nin en büyük kedisi Anadolu Pars'ı veya Pars diyelim kısaca. Leopar veya Panter, bütün isimler buna aittir. Türkiye'de bulunan alt tür daha çok Panthera pardus thuliana olarak biliniyordu. İran'da diğer bir alt tür var deniyordu. İran alt türü deniyordu ama son kaynaklar İran'daki ve Türkiye'deki alt türün ikisinin aynı alt tür olduğunu söylüyor. Çok uzun yıllar bu türün 1950'lerden sonra Türkiye'de hiç kaydı olmadığı düşünülürken Kasım 2013'te Diyarbakır'da bir tane vuruldu. Basından belki görmüşsünüzdür. Son iki yıl içinde Türkiye'deki bazı bölgelerde Milli Parklar tarafından fotokapan görüntüleri de elde edildi. Türkiye'de hala yaşayan bir tür. Ancak kaptan da
En son 1972'de Hakkari'de bir tane birey öldürülmüştü. Onun bilgisi var. O zamana kadar Türkiye'de yaşamış olan efsane türlerden birisi. Günümüzde yakın zamanda kesin kayıt yok ama hala iddialar var olduğu yönünde. Araştırılması gereken türlerden birisi. Bizim büyük önemli türlerimizden birisi de alageyik. Alageyin çünkü dünyadaki yabani popülasyonu sadece Türkiye'de, Antalya'da kalmış durumda ve dünyanın geri kalanındaki alageyiklerin tamamı Türkiye'den götürülen bireylerin çoğaltılmasıyla elde edilmiş durumda. Türkiye'deki bir diğer geyik türü de Servus elephas kızılgeyik. Bu İç Anadolu bölgesinde Akdeniz'de, Karadeniz'de büyük ormanlık alanlarda son yıllarda epeyce çoğaltılan ormanlarda yaşayan türlerimizden birisi. Bizdeki yarasaların, memelilerin önemli bir grubu yarasalar. Çünkü 169 memeli türümüzün 40 tanesini bunlar oluşturuyor. Yarasaların bizde iki grubu var. Meyve yiyenler ve böcek yiyenler. Meyve yiyen bir tane türümüz var. Mesela meyve yarasası. En büyüğü odur. Zaten Antalya arasındaki bölgede yaşar. Diğer 39 türümüz ise bizim böceklerle, özellikle sivrisinek, güve tarzı böceklerle beslenen memeliler diyelim. Uçak geçici memeliler. Burada şu noktaya belirtelim arkadaşlar. Ortalama olarak yetişkin bir yarasa bir gecede 3000 tane sivrisinek yiyebilir. O yüzden gece etrafınızda uçup duran yarasalar varsa endişe etmenize hiç gerek yok. Sevinin. Bu miktarda sivrisineği topluyorlar demektir. 10 tanesini yok etseniz 30.000 tane sivrisinek o gece kan emmek için sizi bulacak. Çok karıştırılan iki isim, fındık faresi denilince eve giren küçük fareler hep akla gelir ama eve girenler burada sahada gördüğünüzdür. Onun adı ev faresidir. İsmi gerçekten de fındık faresi olan Muscardinus avellanerius, Karadeniz ormanlarında yaşayan küçük sincap benzeri ayrı bir fare türümüzdür. Bu şekilde yuvaları Türkiye'nin pek çok yerinde görebilirsiniz. Ve bunu gördüğü zaman oradaki halkın hep buna köstebek dediğini görürsünüz. Ancak köstebek soldaki hayvandır. Türkiye'de Karadeniz bölgesinde daha çok bulunur. Sağdaki ise kör faredir. Türkiye'nin pek çok yerinde o bulunur ve gördüğünüz yuvalar çok büyük ihtimalle bir kör fareye aittir. Hatta Ardahan'ın Ilgar Dağı bölgesinde bulunuyorsanız orada kar sıçanı adı verilen bir başka tür var. Prometheus japonicavi. Ve Van Gölü'nün doğusundaysanız orada da İran kör faresi adını verdiğimiz bir diğer tür var. Yuvalar onlara ait olabilir. Türkiye'de köstebekleri mi de sadece 5 tane farklı türü var. Körfarelerin 3 farklı türü var. Dolayısıyla pek çok farklı türe ait olabilir o gördüğünüz yuvalar. Bizdeki memelilerin ilginç ve güzel gruplardan birisi de 7 uyurlardır. Gelirliğe familyası bireyleri. Bunlar küçük sincap benzeri hayvanlardır. Üst ortadaki zaten Driomys danica Türkiye'ye endemik olan bir türdür. Bu grubun ismi pek çok dilde 7 uyur olarak geçer ve 7 uyur da Türkiye'deki bir efsaneden kaynaklanıyor. Tarsus civarında biliyorsunuz Ashab-ı Kehf mağarası vardır. Ve rivayete göre Hristiyanlığın ilk yıllarında Romalılar güneşe tapmayı sürdürürken Hristiyanlığa ilk inananlardan 6 kişi ve yanlarına köpekleri Kıtmir bugün Tarsus civarında bulunan bir mağaraya giriyorlar. Ve o zamanki Tarsus valisi olan Takyanus'un zulmünden kaçarak ve o mağarada o kadar uzun süre uyuyorlar ki bu bazı rivayetlere göre 309 yıldır. Uyandıklarında bakıyorlar ki hükümdar değişmiş, para birimi değişmiş. Ve orada uyuyan 6 kişi ve bir köpek 7 kişi olduğu için ve bu Kudret Efendiyesi'ndeki kemericiler de kış uykusuna yattıkları ve yatarken küçük gruplar halinde uyudukları için o efsaneden kalan bir isim bunlara verilmiş. 7 uyurlar denmiş ki bu grubun İngilizce ismi de, Almanca ismi de örneğin, Almancası Sieben Schlafer, İngilizcesi Seven Sleepers. Bu Türkiye'deki efsaneden Ashab-ı Kehf'e kastederek 7 uyurlardır. Türkçe ismi de 7 uyur buradan gelmektedir. Tek başına 7 uyur olarak söylenen tür ise Gris Gris'tir. Fotoğraftaki alttaki tür. Karadeniz ormanlarında ve Trakya ormanlarında yaygın olan bir türdür. Bir çeşitliliğin içinde bir efsaneye de böylece değinmiş olduk. Memeliler konusunda arkadaşlar daha geniş bilgiler elde etmek için 2021'in başında Türkiye Memelileri kitabı yayınlandı. Değerli meslektaşlarımız, arkadaşlarımız Şakir Önder Özkurt ve Şafak Bulut hocalar bunu yayınladılar. Ve Türkiye Memelilerinin fotoğraflı veri tabanında tramem.org sitesi var. Her iki kaynağı memeliler hakkında bilgi elde etmek için kullanabilirsiniz.
Amfibiler, bizim bu amfibiler, kurbağalar ve semenderlerin bulunduğu grup. 34 tür var, bunun 15 tanesi endemik. Bu haritada endemik olan türlerin sadece bulunduğu bölgelere bakmanızı istiyorum. Şimdi birinci haritaya bakın, Toros'ta. İkinci haritaya bakın, Antalya'nın doğusu. Onun bir altındakine bakın, bir soldakine, bir altındaki, bir sağdaki. İlk başta belirtmiş olduğumuz o Anadolu'daki ve Akdeniz bölgesindeki buzul sığınağı bölgeleri, bu grup içinde endemik türlerin en yaygın olduğu bölgeler. Bu endemiklerimizden birisi Toros kurbağası, Rana Holsi. Bunun kaydı Niğde, Ulukışla ilçesinin zirvesinde, Bolkar Dağı'nda. Badenköy'ün orada Çinili Göl ve Karagöl adı verilen iki göldü ve daha sonra Toroslar'ın tepesindeki birkaç tane daha küçük gölde belirlendi. Toroslar'da bulunan endemik bir kurbağa türümüz. Bu da Göcek Kara Semenderi. Bu da bir amfibidir. Görüntü olarak bir kertenkeleye benzetebilirsiniz ama sürüngenler gibi derisi kuru değildir, pullu değildir. Yüzeyi amfibiler gibi nemli ve yumuşaktır. Çünkü bu bir amfibi türü. Bir diğer semender türünün Türkiye'deki yayılışı. Bütün türleri tek tek koymadım, uzatmayalım diye. Kertenkelelerin Türkiye'de 63 türü var. Bunun 9'u endemik. Kertenkelelerin bazı örneklerini burada görüyorsunuz. Biraz tür bazında biraz değineceğiz. Kertenkelelerin 12'si endemik, 9 endemik türün burada yayılışlarını koydum. Yine ilk başta belirtmiş olduğumuz o buzul sığınağı bölgelerinin endemizm bakımından yine tekrar nasıl önemli olduğunu görüyorsunuz. Toroslar bölgesi, Batı Toroslar, Doğu Toroslar, Amanoslar bölgesi vesaire gibi. Antalya bölgesine endemik olan bir kertenkele, Pamfilya kertenkelesi. Ege bölgesindeki endemik olan türlerden birisi Anatolia Saite Anatolica. İsmini de Anadolu'dan almış olan bir tür. Bu da Türkiye'deki kertenkelelerin en büyüğü. Çöl varanı, Varanus griseus. Boyu 1,5 metre kadar ve Türkiye'deki bulunmuş yerlerin haritada görüyorsunuz. Çöl kökenli bir tür olduğu için sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinin sınır boylarında. Kertenkeleler normalde 4 ayaklı olan canlılardır. Yılanlar ayaksızdır. Ancak kertenkeleler içinde de ayakları çok çok incelmiş olan, bu tür hızlı hareket ederken ayaklarını gölgeye yaklaştırır ve yılan gibi hareket eder, ayakları yok sanırsınız. Veya ayağını tamamen kaybetmiş olan kertenkeleler vardır. Ki bunlar Anadolu'nun her tarafında görüldüğü zaman halk arasında yılan sanılır, korkulur ve öldürülür. Halbuki bunlar kertenkeledir, tamamen zararsızdır. Türkiye'de zehirli bir kertenkele yoktur. Karadeniz ormanlarında çok yaygın olan, tamamen zararsız ve yılanı çok benzeyen bir diğer tür, yılanımsı kertenkele. Ve boyu 1 metre kadar olabilen, Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz'in çoğu bölgesinde yayılışı olan ve gerçekten görüldüğü her yerde görüntüsüyle insanların çok korktuğu ama tamamen zararsız olan bir oluklu kertenkele, ayaksız bir kertenkele türü. Kertenkelelerin içinde en ilginci renk değiştirebilen, bu kalem Türkiye'de Ege Akdeniz boyunca sahile yakın yerlerde yayılış olan bir tür. Yılanların Türkiye'de 54 türü var. Bunun 10 tanesi endemik. Yine endemiklerin yayılış alanlarını sadece haritalara şöyle bir bakarak Türkiye'nin endemizm bakımından zengin olan yerlerini sadece şöyle bir görmeniz için bunları koyuyorum. Türkiye'deki en ilginç yılan türü aslında budur. Çünkü çoğunuz biyoloji bölümünde okuduğunuz veya okuyorsunuz, Türkiye'de bir kobra türü yaşadığını çoğunuz duymamışsınızdır bile. Çünkü 90'lı yıllarda keşfedildi ve Türkiye'de sadece Urfa bölgesinde şu ana kadar yayılış kaydı verilmiş olan bir çöl kobrası, bir kobra türü. Bir tane kobra türümüz var ve Türkiye'deki en zehirli yılan da budur. Bunun sonucunda insanlar genelde ölür. Diğer zehirli yılanlarımız genelde bizim engereklerdir. Engerekler yetişkin bir insanı kolay kolay öldüremezler. Bu da bir diğer gerektirimiz, boynuzlu engerek. Burun ucu yukarı doğru çıkıntı yaptığı için boynuzlu denmiştir. Halk arasında çok söylendiği gibi gerçekten keçilerde, ineklerde olduğu gibi kafanın üstünde alın kısmında boynuzlar olan herhangi bir yılan türü Türkiye'de yoktur. Bir diğer engerektirimiz diyelim. Mahmuzlu yılan, bizim bir bakın engereklerimiz var, kobramız da var, bir de boğa yılanımız var. Boğa yılanı bu. Aslında oldukça küçük, 30-40 santimetrelik bir boğa yılanı. Dünyadaki boğa yılanlarının en küçüklerinden birisi. Kalın bir vücuda sahip olmasına rağmen zehirsiz ve inanılmaz uysal bir yılandır. Ben bunu elime aldım, sevdim. Bu benim kendi fotoğrafını çektiğim bir hayvandı.
Türkiye'deki yılanlar ne kadar büyüktür? Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, efsanevi yılanlardan bahsedilir. 3 metreymiş, 5 metreymiş, tarlada otları yatıra yatıra gidiyormuş, traktör üzerinden geçmeye kalkmış, traktörü devirmiş falan. Bunların tamamı hikaye. Türkiye'de bugüne kadar 2 metrenin üzerinde, 2 metre 10 santimetrenin üzerinde herhangi bir yılan kaydı yoktur. O yüzden boyu 2 metrenin üzerinde olarak ifade edilen hiçbir yılan kaydına Türkiye'de itibar etmeyin. Çünkü insanlar yılanlardan bahsederken genellikle boyutunu minimum 2 misli daha fazla söylüyorlar. Bu görünce muhtemelen insanın içinde inanılmaz bir yılan korkusu yerleşmiş durumdadır genetik olarak. Bu bizim primat evrimimizle ağaçların tepesindeki birkaç tane boğa yılanından yem olmamızdan kaynaklanan genlerimize yerleşmiş olan bir korku. Yılan gördüğümüz zaman gözlerimiz yerlerinden fırladığı için ne ölçü kalıyor ne boyut değerlendirmesi kalıyor. Zihnimizde onu 2 misli, 3 misli her zaman abartıyoruz. Mesela bir gazete haberi bu. Manisa'da görülen dev yılan şoke etti. Uzunluğu 4 metre olarak tahmin edilen yılanın fotoğraftaki bilmem ne bilmem ne. Bu yılan bu yılan. Elafes sauromates. Sarı yılan. Ve bunun bugüne kadar Türkiye'den elde edilmiş olan en büyük boyu 2 metre 30 santim. Doğada zaten kolay kolay bu kadar uzun bir bireyi de bulamazsınız. Bir yılan gördünüz. Zehirli mi, zehirsiz mi? Bizde zehirli yılanlar genelde engerekler olduğu için bizim geleneksel olarak zehirli yılanı, zehirsiz yılan ayrımı da engerek mi değil mi bakımından yapılır. Bir yılan engerekse burada sağda olduğu gibi örneğin göz bebeği dikeydir. Ağız çizgisiyle göz arasında 3-4 sıra pul vardır ve başının üzerinde çok sayıda küçük pul vardır. Bunu gördüğünüz zaman uzak durun, bunun zehirli olma ihtimali yüksektir. Mesela deminki o küçük Eryx jaculus, boğa yılanında da kabanın yapısı bu tanımlara genel olarak uysa bir de o zehirsizdir. Yani bu genelleştirilmiş ifadelerin her zaman istisnaları bulunur. Ancak yılan şu şekilde ise ağızla göz arasında 1 sıra pul var. Göz bebeği yuvarlak ve başının üzerinde işte 5-6 tane büyük çapullar. Bu yılanlar çok büyük olasılıkla zehirsizdir. Ancak Türkiye'nin en zehirli yılanı çöl kobrasıdır ve bu tanıma uyar. O yüzden bunun da istisnası vardır. Türleri bilmeden yılanlara çok fazla müdahale etmeyin, yaklaşmayın. İşin en garantisi budur. Mustafa Hocam, yılan görünce kork diyorsun yani. Türüne ne olduğunu belirledikten sonra korkmuyorum açıkçası. İlk gördüğüm zaman bir bakmam lazım. Engerek mi değil mi? Çünkü çöl kobrası sadece Urfa'da var. O gece aktiftir ve tamamen siyahtır. Türkiye'deki amfibiler sürüngenler konusunda da yani 2020 yılında yeni bir kitap yayınlandı. İbrahim Baran Hoca ve öğrencilerden oluşan çok uzman bir ekip. Bu kitabı edinmenizi öneririm. Ve bir internet sitesi var mı derseniz de turkerpti.org sitesi var. Burada Türkiye amfibi sürüngenleri konusunda epeyce doyurucu bilgiler ve fotoğraflar var. Kuşlar, Türkiye'den kaydedilmiş 488 kuş türü var. Hiç endemiğimiz yok. Ancak bir tanesi kısmen endemik. Az sonra ona geleceğim. Türkiye'deki kuşlardan nesli tehlikeli olanlar, kritik seviyede tehlikeli olan 3 tane kuş kaydı var. Ak turna, ince gagalı kervan çullu, dünyanın hiçbirinde yıllardır artık görünmüyor ve sürmeli kız kuşu. Sürmeli kız kuşu hala düzenli bir şekilde her sene Türkiye'den görülüyor. Erzurum üzerinden giriş yapıp Urfa üzerinden Türkiye'den çıkıyor ve bunun tersiyle göç ediyor. Tam bugünler bu türün yine göç dönemi. Dünyada kalan birey sayısının 500'ün altında olduğu ifade ediliyor ve bu bireyler neredeyse tamamı Türkiye üzerinden göçünü yapıyor. Endangered seviyesinde nesli tehlikede olan kuş türlerimiz, işte meşhur dik kuyruk, altındaki mısır akbabası, sağ üstteki Bozkır kartalı, altındaki kelaynak, altındaki de uluğa. Ve vulnerable kategorisinde Türkiye'de nesli tehlikede kabul edilen 17 kuş türümüz var. Nesli tehlikede olanlar bunlar. Bu Anadolu sıvacısı. Türkiye'de endemik kuş türümüz yok dedik. Ancak yayılış haritasına bakın. Bu yayılış haritası türün dünya yayılış haritasına çok yakındır. Çünkü bunun haricinde Kafkaslara birazcık uzanır. Ve Kıbrıs'taki işte Girit gibi Rodos gibi adalarda vardır. Dünya dağlarının çoğu Türkiye'de olduğu için Türkiye'de endemik kuş türü yok. Ancak bir tanesi biraz endemiye yakın diyoruz. O da Anadolu sıvacısı. Türkiye'deki kuşların içinde en ilginç, en karizmatik grup aslında akbabalar.
Akbaba deyince hep aklımıza aslında bizim Afrika belgeselleri gelir. Ama Türkiye'de 4 tane akbaba vardır yaşayan. Küçük akbaba veya Mısır akbabası, kara akbaba, sakallı akbaba ve kızıl akbaba. Üst ortadaki kara akbabadır ve Türkiye'deki kanat açıklığı en büyük olan kuş budur. Kanat açıklığı 3 metreyi bulur. Türkiye'de Eskişehir, Bolu, Çorum bölgelerinde örneğin çok rahat görülebilir. Hatta Bolu bölgesinde 4 akbaba türünün 4'ünü birden görmek mümkündür. Küçük akbabanın nesli küresel ölçekte tehlikelidir ve dünyada en çok bulunduğu ülkelerden birisi Türkiye ve göç dönemi de Türkiye üzerinden geçer. Türkiye'de 2 tane de yerleşmiş olan bizim papağan türümüz var. Soldaki yeşil papağan, sağdaki İskender papağanı. Ankara'da mesela Ankara Fen Fakültesi'nin kampüsü ile Gazi kampüsü arasında gider gelir. Atatürk Orman Çiftliği'nin arasında boldur. İstanbul'da bazı parklarda, Antalya'da, İzmir'de. Türkiye'de çoğalmaya başladılar. Türkiye'de yaban hayatında üremeye başladığı için Türkiye listesine alınmış olan türler. Kökeni tabii ki tam kesin bilinmiyor ama işte Afrika'dan gelen hayvan kaçırıcılığıyla gelen örneklerin bırakılması veya kaçmasıyla yerleşmiş olanlıkları düşünülüyor. Kuğu genelde tek bir isim olarak kullanırız ama Türkiye'de kuğuların 3 farklı türü vardır. Trakya'da 3 türü bir arada görmek mümkün. Bu fotoğrafı ben kendim çekmiştim. Şuradaki küçük kuğu, şuradakiler ötücü kuğu, şuradaki bir tane birey ise sessiz kuğu. 3 türü aynı anda gösteren fotoğraflardan birisi. Türkiye'de büyüklük bakımından en büyük değil ama en ağır olan kuş toydur. Kanat açıklığı en büyük olan kara akbaba 3 metre. Ama toyun erkeği 20 kiloyu geçebiliyor. Ve Türkiye'de bunun da sayısının, toplam sayısının 1000'in altında olduğu artık düşünülüyor. Bir zamanlar helikopterlerle bile avlanıyormuş. Kuşlardan ilginç bir tanesi Puffinus yalkovan, yalkovan kuşu. Bunun İngilizcesi yalkovandır ve İngiliz Latincesi yalkovandır. İngilizcesi de yalkovan shorebutter'dır. Hem İngilizce hem de Latince tür ismini Türkçe isminden alan nadir hayvan türlerinden birisidir. Puffinus yalkovan. Kuşlar konusunda inanılmaz güzel bir eser. Şu anda hazırlandı, baskıda, yakın bir zamanda çıkacak. Trakuş tarafından hazırlandı, orada bir ekip tarafından. Fotoğraflı görsel internet kaynağı olarak da trakuş.org sitesini takip edebilirsiniz. Ben de bu kitabın basılmasını bekliyorum. Basıldığı anda hemen 2 tane alacağım. Bu tür kitapları 2 tane alırım. Bir tane ofiste, bir tane evde bulunsun diye. Çok beğeneceğinize inandığım bir kitap olmuş. Bitkiler bizdeki en zengin gruplarından birisi. 11 binin üzerinde bitki çeşidi vardır bu tür ve alt tür düzeyinde. Taksonomik grup olarak diyelim. Bunlardan 3500 kadarı endemik. Türkiye'de neredeyse her hafta yeni bir bitki türü tanımlanmaktadır. Çünkü yıllık tanımlanan bitki türü sayısı 50'ye geçiyor. Bu dünyadaki bitki çeşitliliğinin aslında renkli bir haritası. Ve Türkiye'ye baktığınız zaman altabının skalası da var. Türkiye'de bazı bölgeler bitkiler bakımından çok zengin olduğunu görüyoruz. Özellikle bizim Kafkaslar bölgesi, Trabzon, Rize, Erzurum, onların yüksek Kaçkar Dağları'nın bulunduğu kısım. Sonra aşağıda Hatay'daki Amanos Dağları'nın bulunduğu kısım. Buralar kilometre karedeki bitki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgeler. Türkiye'deki bana göre tabii ki en ilginç bitki türlerinden birisi. Bu fotoğrafı Ahmet Karataş arkadaşımız Niğde Üniversitesi'nden çekmiş olduğu bir fotoğraf. Karadeniz dağlarından çekilmiş olan bir fotoğraf ve böcek yiyen bir bitki türü. Drosera, bir Drosera türü. Böcek kapan bitkisi. Bitkilerin çeşitli olması bu kültüre de yansır, ekonomiye de yansır aslında. Bitkilerden çok ilaçlar da yapılır, çok yemekler yapılır. Bitkilerin yemekleri, baharatları, bitkilere göre şekillenir. Ama diğer taraftan bitkilerin bir kimyasalları da vardır ve bir ekonomisi de vardır. Örneğin colchicum adı verilen çiğdemlerden colchicin adı verilen bir kimyasal elde edilir. Bu pek çok ilaçta kullanılır. Ben de çalışmalarımda kromozom analizleri yaparken colchicini çok kullanırım. Bariye colchicin enjekte edersiniz. Hücre bölünmesini metastazını durdurur. İyiliklerin oluşumunu engellediği için. Kromozomlarda en iyi göründüğü aşama metastazidir. Sonra o farenin kemik iliğinden bir operasyon yapar. Metafaz kromozomlarını görüntülersiniz. Omurgasızların binlerce türü vardır arkadaşlar. Şimdi de bunların yüzlerce endemiği vardır. Çünkü omurgasızlar o kadar büyük bir gruptur ki hayvanların %70'i omurgasızlar. Ve bunların da içinde pek çok farklı gruplar vardır. Omurgasız uzmanları bu farklı gruptan içinde küçük bir grubu sadece araştırırlar. O yüzden Türkiye'de hiç araştırılmayan omurgasız grupları bile vardır.
Bu kelebeklerden bir tanesi. Benim için özel olan bir tür. Baştan ifade ettiğim gibi benim hobim yaban hayatı fotoğrafçılığıdır. Makinem her zaman yanımdadır. Fotoğraf çekmeyi sevdiğim gruplardan birisi de kelebekler. Ve bu kelebeği bundan 5-6 sene önce Eskişehir'in Nasrettin Hoca bölgesinde bir bozkır alanında gezerken arkadaşlarla fotoğrafını çekmiştim. Çekerken çok garip gelmişti zaten. Sonra Gazi Üniversitesi'nden Selma Seven Çalışkan hocamız bunu taksonomik olarak çalıştı ve Türkiye için yeni bir tür olarak tanımlandı. Türü ilk defa fotoğrafta ben keşfettiğim için bu türü benim adımı vermişti. Neolik Yara Suzan, Suzan'ın yalancı bakırı. Endemik bir kelebek türümüz. Peki bir türün neslinin tehlikede olduğunu nasıl bileceğiz ve bir türü nerede koyacağız? Bir türün neslinin tehlikede olup olmadığını IUCN kriterine bakarak belirleriz. IUCN kriterine bakarken IUCN'in redlist.org diye bir sitesi de vardır. IUCN kriterlerinden bahsetmiştik. Diyelim ki herhangi bir türün ismine bakacaksınız. Monacus monacus, Akdeniz foku. Daha siz buradaki arama şeyine, butonuna diyelim, türün ismini yazarken bile tür altta görünmeye başlar. Örneğin Monacus monacus Avrupa çapında, Akdeniz çapında ve küresel olarak değerlendirilmiş. IUCN'in bölgesel ve küresel değerlendirmeleri vardır. Akdeniz veya Avrupa çapında CRD, kritik de endangered, nesli kritik seviyede tehlikede, bu Türkiye için Türkiye popülasyonu kritik seviyede tehlikede olduğunu anlamına gelir. Küresel seviyede ise Akdeniz'in dışında, çünkü Fas açıklarında da bu vardır. Küresel seviyede biraz daha düşük seviyededir bunun nesil tehlike durumu. Girişini tamamladığınız zaman ilgili türe ulaşabilirsiniz. O türün yayılış haritası vardır. IUCN kriteri vardır. Ve detaylarına baktığınız zaman türü tehdit eden faktörler gibi türün kriterinin ne olduğu ile ilgili açıklamaları orada görürsünüz. Türkiye'de yaban hayatı ile ilgili ve türün neslinin tehlikede olup olmadığı ile ilgili bilgiler verirken terminoloji çoğu zaman düzgün kullanılmaz. Ama biz biyologlar olarak, moleküler biyologlar olarak, yaban hayatı meraklıları, gözlemleri ve uzmanları olarak bunları doğru bilmemiz gerekir. IUCN'in hazırlamış olduğu listelerin hepsi neden kırmızı listelerdir. Ancak herhangi bir tür kırmızı listede, list concern seviyesinde de listelenebilir, kritik de endangered seviyesinde de listelenebilir. Türün isminin kırmızı listede bulunmuş olmasının herhangi bir anlamı yok. Bu sadece IUCN tarafından o türün değerlendirildiği anlamına gelir. Tür kırmızı listede var diye bu onun azalmakta olduğu, yani eskiden tehlikede olduğu anlamına gelmez. Kırmızı listedeki kategorisinin ne olduğuna bakmak gerekir. Mesela bakın, Türkiye'de görüntülendi, kırmızı listede yer alıyor. Kırmızı listede yer alıyor da hangi kategoride yer alıyor? Kırmızı listede yer almayan Türkiye'de herhangi bir hayvan türü var mı? Karasineye baksanız, sirisineye baksanız onlar da kırmızı listede. Kırmızı listedeki yakalı toy banda tedavi altına alındı. Kırmızı listede hangi kategoride? Kırmızı listede bulunuyordu, öyle bulundu. Kırmızı listede her şey bulunuyor. Türkiye'deki semenderlerden bir tanesi. Nestil endangered. Tehlikede. IUCN tarafından yapılan değerlendirmelerin şöyle genel sonucuna baktığınız zaman dünya çapında IUCN tarafından değerlendirilen 35.500'den fazla tür yok olma riski altında. Veya genel olarak bakıldığı zaman IUCN tarafından değerlendirilen türlerin %28'inin nesilleri tehlikede. Dünyadaki tüm amfibilerin IUCN tarafından değerlendirilen %40'ı, memelilerin %26'sı, kızanakta ağaçların %34'ü, kuşların %14'ü, köpek balıkları ve vatozların %33'ü, mercan resiflerinin %33'ü ve kabukluların içinden IUCN değerlendirmesi yapılmış olan grupların %28'inin nesilleri tehlikede. Dünyadaki canlı türlerin epeyce bir oranda, %28'i, yani 3'te 1'i nesilleri tehlikede. Tamam, bir türün... Efendim? 50 dakikayı geçtik. Arzu ederseniz ara verelim. Tamam, o zaman bir 10 dakika ara verelim. Evet, saat 9'da buluşalım hocam. Tamamdır, 9'da tekrar buluşuyoruz. Evet, çay molası, ihtiyaç molası diyoruz biz buna. Evet, çayımız hazır. Evet arkadaşlar. 10 dakika sonra buradayız. Evet. Biyoloji işte böyle bu kadar güzel bir şey, bilim dalı. Yani doyamıyor insan bunlara. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu dersin sınavı
soru cevap kısmından sonra yapılacaktır. Şimdi ben WhatsApp şeyden chat grubundan sınav linklerini paylaşacağım sizinle. Paylaşıyorum chatten. Arkadaşlar, bu hafta yoğun bir haftamız biliyorsunuz. Yarın da biyolojik savaşla ilgili bir sunum dinleyeceğiz. Biyolojik savaşta biyologların önemi ağırlıkta anlatılacak. Hafta sonu da iş sağlığı ve iş güvenliği sınavına girmek isteyen, girmeyi düşünen meslektaşlarımıza yönelik 2 günlük bir eğitim var. Bu eğitimin tekrarı Nisan ayında bir gün olarak yeniden gerçekleştirilecek. Ondan sonraki hafta 4. ve 5. haftada ise önemli daha çok önemli derslerimiz olacak. Bu ayın sonu itibariyle ayın 29'undan itibaren de tıbbi aromatik bitkilere başlayacağız. 7 ders sürecek. Bu da bir ders halinde. Elma. Narmut. Bu konuda bilgi vereyim. Eyüp Hocam burada mısınız? Sesli olarak bir sesinizi duysak güzel hocam. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Eyüp'cüğüm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Vallahi sesinizi duyduk. Fırat Üniversitesi'nden de ses alınca çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa Hocam'a selamlar, saygılar. Güzel bir konu seçmiş. Zaten her zaman çalıştığı bir konu. Evet. Tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Hocam, Fırat'ta durumlar nasıl? İyiyiz hocam. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bildiğiniz gibi. Henüz yani, Fırat Üniversitesi'nden buraya bir eğitimci, bir ders sunucu alamadık hocam. Vallahi hocam. Yani ben sizi çok takip edemiyorum. Bilgim yok faaliyetlerinizden ama bundan sonra inşallah katılmaya çalışalım, yardımcı olmaya çalışalım. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışalım. Evet hocam. Eyüp hocam sizden bir ricam var. Buyurun ben hocam. Çok yani 1900'lerden 1980'den falan yani kurulduğu dönemde birkaç ziyaretim olmuştu üniversiteye. Evet. Şimdi biz şunu yapıyoruz. Evet hocam. Mümkün olduğunca bölümlere hizmeti geçmiş, biyolojiye emek vermiş, hocalarımızın evet. Hatırasının yaşatılması için, ahde vefa gösterebilmek için evet. İşte hocalarımızı anlattırıyoruz. Evet çok güzel hocam. Özellikle Elazığ Üniversitesi'nde anlatılması gerekli olan hocalarımızı maalesef benim yaşım çok genç. Onun için çoğunu tanıyamıyorum, bilemiyorum. Bir kısmını da ismini unuttum. Özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Bize bu konuda destek olursanız biz çok seviniriz. Tabii yani, hocam. Yani Mustafa hocam da bir de. Beypaycı hocam hoş geldiniz bu arada. Ben bir kısa mola verip gelmiştim. Hocam. Şimdi isminizi gördüm. Çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. Sağ ol hocam. Ben geç haberim oldu. Katılmak istedim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel şeylerden bahsettiniz. Çok teşekkürler hocam. Hoş geldiniz. Sağ ol hocam. Hoş bulduk. İşte bu konuda bize bir hoca bu konuda destek olursanız o hocalarımızı da genç nesle tanıtmak isteriz.
Mustafa hocam, hemen söyleyeyim ben Sayın Hocam. Şener Baltepe bizim profesör doktor. Bir saniye ricam, not alayım. Yani şey var, milletvekili gibi not alıyorum, sonra unutmam. Alın hocam, alın. Alın hocam. Buyurun hocam. Hocam Şener Baltepe, emekli hocamız. Evet. Şener Baltepe, Şener, yani profesör Şener doktor. Kendisi yaşıyor şu anda çok şükür. İzmir'de. Yani onu biz bulup bir sohbet edip şey olursa çok nefis olur. Kendisi zaten bizim uzun yıllar yani bildiğim kadarıyla 15-20 yıl Elazığ'da kaldı. Evet. Elazığ'a gelen giden hocalarımız tümüyle de görüşmüştür. Yani o zaman biliyorsunuz Fırat Takın'a. Bir de hocam Bülent Bey mi vardı? Bir de Bülent Şen var hocam. Bülent evet. Şen. Bülent Hoca Suriye'de şu anda. Biyolog kökenlidir ama Suriye'de şu anda görev yapıyor. Elazığ su ürünleri değil mi? Tabii Fırat Üniversitesi su ürünlerinde evet. Tamam. Su ürünleri. Evet. Bu da eskilerdendir yani. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Hakikaten yeni genç arkadaşlara geçmişimizi anlatmamız lazım. Mustafa hocam, Şevki Yazıkan hocamızı anlattırıyoruz. Evet. Antalya'dan Atilla Hoca onun talebesiymiş. Onu anlatacağız ama benim istediğim şey biliyorsun Bahtiyar Hanım o ikisini anlatacak adam bulamadı. Bahtiyar Hoca'yı Ercüment Hoca anlatabilir. Erkut Hoca anlatabilir. Kim hoca? Bizim Ankara Efendi Ercüment Çolak Hoca var ya. Evet Ercüment. Ercüment Çolak, Ercüment Hocam Bahtiyar Hoca'nın son öğrencisi. Öyle mi? Harika yani onu şey yapabiliriz. Bir de biliyorsunuz çok yakın zamanda Ender hocamız rahmetli olmuştu. Evet evet. Onu da Ahmet Altın da anlatabilir mi acaba? Yok botanikçilerden birisini. Botanikçilerden seçmek lazım da orada onun öğrencisi olmuş adam. Sanıyorum Ümit Hoca onun öğrencisiydi. Ümit Hoca. Ankara benden. Ümit Bingöl. Ender Hoca'yı şey de anlatabilir. Hocam Galip Akaydın. Çok samimi olduğunu biliyorum ben. Hacettepe'den botanikçi. Meslektaşı da olabilir hocam da bir öğrencisi, hoca öğrencisi ilişkisine katarak daha bir detaylı anlatabilir sanki. O da yani duyurum. Öğrenci ilişkisi de var sanki ama tabii başka bir gün daha uygun varsa birisi olabilir. Olur tabii. Biz şey yapıyoruz Mustafa hocam. Fahriye Battalgil'i anlatacaklar bu ay. Olabilir. Kızınızoğlu. Bahtiyar Mursanoğlu mu? Cem Orkun Kıraş'la anlatabilir. Battalgil hocam. Yok onu anladım. Diğer taraftan, diğer önceki konuya döndüm de. Bahtiyar Mursanoğlu'nu Cem Orkun Kıraş'la anlatabilir. Mesela Bahtiyar Hoca fok araştırmalarında, doğa araştırmalarında kullandığı o meşhur cipini Cem Orkun Kıraş'ın Sualtı Araştırmaları Vakfı'na bağışlamıştır. Hala o cipi onlar kullanıyor. Birlikte fok araştırmaları yapmışlardır. Hocam, Ercüment hocamla Cem'le konuşup ikili düet yaptırabiliriz. Olur mu? Evet. Çok güzel olur. Evet. Bugüne kadar birkaç tane yaptık Mustafa hocam. İşte Aykut hocamızı, Nihat Bozcuk hocamızı, Eskişehir'den hocalarımızı, hemen Timur hocamızı andık, şey yaptık. Deneyimlerini paylaştık. Eskişehir'den 2-3 hocamızın emeğe geçenlerden paylaştık. Tabii şöyle. Mustafa Kuru hocamız Kurt Kozvik'i anlatabilir. Hocam çok yalvardım. Çok öyle yalvardım mi? Da ben elimi eteğimi çektim. Unum eledim. Duvara da eleği astım Atilla dedi. Fazla bir şey yapamıyorum ona. Demirsoy hocamız anlatabilir Kurt Kozvik'i. Daha demokratik ortamda konuşalım. Mustafa hocam. Tamamdır. Buyurun hocam, söz sizin. Arkadaşlar, değerli hocalarım tekrar merhabalar. Peki, bir türü korumaya karar verdik diyelim. Bu türü nerede koruyacağız? Çünkü türlerin korunması için ya tür koruma çalışmaları yapılır ya da alan koruma çalışmaları yapılır. Ama hangi alanı koruyacağız? O arada hangi türleri koruyacağız? Bir alan seçerken niçin o alanı seçtik? Alan seçerken hangi kriterimiz ne olacak? Türkiye'deki diğer sincaplarının
Spermatodus. Bunun üç türü vardı. Trakya'da yaşayan, Toroslar'da yaşayan, Anadolu'da yaşayan. Şuradaki Taurensis yazanların, şu sarı, yeşil, mavi, mor da gösterilen alanların hepsi Spermatodus Chrysanthopyrinus. Anadolu Yersince bunun yayılış alanı. Ve moleküler genetik çalışmayla bu türün haplotiplerinin yayılımı. Çünkü biyoloji çeşitliliği biz üç grupta ele alıyorduk. Bir ekosistem çeşitliliği, bir tür çeşitliliği, bir de genetik çeşitlilik. Tür koruma çalışmalarında genetik çeşitliliğin belirlenmesi çok önemli. Çünkü türü mümkün olduğu en küçük alanda temsil edebildiği en fazla genetik çeşitlilikle korumak esastır. Gerçekten bunu koruyacaksak biz, işte bununla ilgili yapılmış olan genetik çalışmaların detayları diyelim. İslam Gündüz arkadaşımızın yaptığı çalışmalarda var. Bizim bazı çalışmalarda bu tür var. Türlerin moleküler saat hesabına göre birbirlerinden ayrıldığı dönemler de var. Toros Yersincabı ile Anadolu Yersincabı günümüzden 2,5 milyon yıl önce ayrılmış. Pardon, Avrupa Yersincabı ile Trakya'daki Toros Yersincabı günümüzden 2,5 milyon yıl önce ayrılmış. Bu iki tür İç Anadolu'daki Chrysanthopyrinus'tan Anadolu Yersincabı'ndan 5 milyon sene önce ayrılmış. Ve üstteki grupta bu hayvanın belirlenmiş olan genetik çeşitliliğini, haplotip çeşitliliğini görüyoruz. Onların genetik soylarını harita üzerine bunları yerleştirdik. O zaman koruma alanı belirlerken biz bu türden şu şekilde taranmış iki alanı koruyabilirsek bu türün toplam yayılış alanının belki onda biri ancak genetik çeşitliliğinin tamamını korumuş oluruz. Eğer bu şekilde bir ön genetik çalışma yapmadan önce diyelim ki şuradan Ankara, Polatlı civarından bir alanı bu tür için koruyalım dedik. Bakıyoruz ki türün genetik çeşitliliğinin sadece tek bir soyunu bu durumda koruyabiliriz ki bu koruma çalışmalarında önerilen bir şey değildir. Çünkü genetik çeşitliliği korumak, türün kendisini korumak kadar önemlidir. Türler yok olmaya yüzlerken birey sayısı azaldığı zaman en büyük problem türün genetik çeşitliliğinin yok olmasıdır. Yaşayabilir sağlıklı popülasyonlar oluşturup yükseltebilmek için türün genetik çeşitliliğini korumak esastır. Türlerin yayılış alanlarını belirlerken işte araziye çıkarız, arazide örneklemeler yaparız. Noktalar halinde yayılışını belirleriz. Ancak potansiyel yayılış alanlarını belirlerken işte o zaman o Adda Hoca'nın ortaya koymuş olduğu biyo-coğrafik Anadolu vardır. Anadolu'nun geçmişini biyo-coğrafik Anadolu'yu, Anadolu'nun yüzey şekillerini ve bu yüzey şekillerinin türlerin yayılış alanlarını nasıl etkilediğini bilmemiz gerekir. Burada sağ alttaki benim dahil olduğum bir makalede ortaya koyduğumuz Türkiye'deki Talpa Davidiana türünün yayılış haritası. İşte burada birden yediye kadar rakamlar türün örneklerinin elde edildiği bölgeler. Ancak aradaki mavi bölge ise üzerinde rakamların bulunmadığı. Şuradaki biyo-coğrafik Anadolu haritasına bakarak türün olabilecek olan potansiyel yayılış alanının belirlenmesi. Bu bizim hipotezimiz. O bölgede yapılacak olan çalışmalar hipotezimizin doğru olup olmadığını ortaya koyacaktır. Ancak bu biyo-coğrafik Anadolu alt bölgesini kullanarak mantık olarak yapılmış olan bir tür yayılış tahminidir diyelim. Bazı çok sıra dışı yayılış örüntüleri vardır. Bu tür çalışmalarda bizim moleküler genetik çalışmaları, moleküler biyoloji genetik öğrencilerimiz dikkat etsinler. Moleküler genetik çalışmaları pek çok sorunun çözümünde işe yaramaktadır. Mesela burada görmüş olduğunuz Herpestis ichneumon, kuyruk süren veya Pilavus içanının dünyadaki yayılışı. Şimdi yayılışın bir kısmı çok anlaşılabilir bir durumda. Afrika ve Afrika'dan Türkiye'nin Afrika yolu Akdeniz kuşağı boyunca Hatay üzerinden Türkiye'ye doğru giriş ve Türkiye içindeki yayılış alanı. Ancak diğer taraftan hiç beklenmedik bir yerde türün yayılışı var İspanya'da. Bugüne kadar hep tahmin edilen şey İspanya'daki yayılışın Müslümanlar Avrupa'ya yayılırken biliyorsunuz bir dönem İspanya'yı ele geçirmişlerdi. Ve o zaman işte Arabistan'dan Afrika'dan giden Müslümanlar tarafından oraya götürüldü hep düşünülüyordu bu türün. Çünkü İspanya'nın karşı tarafındaki Afrika'ya baktığınız zaman çok yakın bir bölgede bu türün yayılışı yok. Ancak yapılan genetik çalışmalar İspanya'daki popülasyonun Afrika popülasyonundan ayrılma zamanının Pleistosen dönemine denk geldiğini belirlediler. Moleküler saat hipotezine göre bu da günümüzden 126 ile 11 bin yıl öncesi arasındaki bir dönem. Ve bu başlangıçtaki tahmin öyle Müslümanlar İspanya'yı ele geçirdi, yanlarına bunu götürdüler, oraya bıraktılar, orada çoğaldı görüşünü. Hiç uymayan bir tariflendirme. Bu dönem aralığında bakılıyor ki bir dönem, farklı bir dönemde İspanya ve Afrika arasındaki mesafe 500 metreye kadar düşüyor. Akdeniz çünkü alçalıyor. Deniz seviyesi düşünce Afrika İspanya'ya yaklaşıyor. Bu hayvan suya girip yüzebilen bir hayvan. O dönemde Afrika'dan İspanya'ya geçmiş olduğu moleküler çalışmalarda ortaya konuluyor.
Türkiye'den Şakir Öner Özkurt hocamızın katıldığı bir makale. Türlerin yok olmasına tarih boyunca insanların etkisi her zaman çok olmuştur. İnsanlar bir tür olarak işte 300 bin sene önce ortaya çıktıktan sonra yaklaşık 100 bin sene önce, hatta sadece bizim türümüz değil, bizden önceki Neandertaller ve Erectuslar da birkaç defa Afrika'dan çıkıp dünyaya yayıldılar, Akdeniz bölgesine yayıldılar. En son bizim türümüz Afrika'dan çıktı ve dünyaya yayıldı. Ve bizim türümüz dünyaya yayıldıkça gittiği bölgelerde hayvanları da besin olarak avladıkları için bakıyorsunuz ki bazı yerlerde o bölgedeki hayvanların soylarının tükenmesinin temel nedeni insanlar hep olmuş. Mesela Maoriler 13. yüzyılın sonunda Yeni Zelanda'ya ulaştıklarında burada Moa adı verilen uçamayan bir kuş var. Ve insanlar oraya ilk gittiğinde bu kuşun 11 türü var. 13. yüzyılın sonlarında, 1200'lerin sonlarında. İnsanlar oraya ulaştıktan sonraki sadece 100 sene içinde 11 Moa türünün tamamının neslini tüketiyorlar. İnsanlar gittikleri yerlerde sadece o bölgede değil, pek çok yerde pek çok canlı türünün neslinin tükenmesine yol açıyorlar ve bu soy tükenmeleri özellikle adalarda daha etkili. Çünkü adaların sınırları belli, oradaki birey sayısı belli. Bir adada 100 tane kuş varsa oradaki insanlar birkaç sene içinde 100 tane kuşu yok edebilirler. O yüzden soy tükenmeler hep adalarda daha yüksek olmuştur. Buradaki mavi sütunlar, en sağ tarafta skala var. O skalayla boyunu karşılaştırın. O bölgede nesli tükenen türlerin sayısını ifade ediyor. Ve sütunların yüksek olduğu yerlerin tamamı adalar. Yani insanlar bu adalara ulaştıktan sonra oradaki türleri yok etmişler. Kıtalarda ise, ana karalarda ise tür yok olmalarının sayısı daha az çünkü çok geniş, büyük alanlar. Ve pek çok bölgede kuşlar ve memeliler üzerinde yapılan genel çalışmalar değerlendirildiği zaman acaba türlerin yok olmasına veya nesilen tehlikeye girmesine en büyük etken nelerdir dendiği zaman kuşlar ve memeliler üzerinde yapılan çalışmalara göre en büyük unsur habitat tahlili. Siz bir bozkırı sürerlerde yaparsanız oradaki bozkır türleri yok olur. Bir yağmur ormanını keserseniz oradaki yağmur ormanı türleri yok olur. O yüzden habitat tahlili birinci en büyük faktör. Memeliler ve kuşlar üzerinde ikinci önemli faktör ise avcılık. İşte o boğaları, Yeni Zelanda'ya ilk giden göçmenlerin 13. yüzyılın sonlarında oradaki 10 tane boğa türünü 100 senesini tüketmesi gibi bunun hepsi avcılığa dayanan şeylerdi. İkinci büyük tehdit faktörü avcılık. Üçüncü önemli tehdit taşıma türler. Siz herhangi bir türü alır da doğal yaşama ortamı olmayan bir bölgeye götürür oraya bırakırsanız ve kozmopolit bir türse oradaki yerli türleri yerinden eder, onları yok eder ve kendisi oraya yerleşir. Şu anda Türkiye'ye iki tane papağan türünün yerleştiği gibi ve şu anda Türkiye'deki pek çok sulak alanla kökeni Türkiye olmayan o kırmızı yanaklı su kaplumbağası türünün yerleşmeye başladığı gibi. Onlara istilacı türler diyoruz. Bunun sırasıyla uluslararası ticaret, sulak alanların kurutulması, kirlilik ve kasıtsız zararlar. Örneğin denizlerde balıkçılık yapıyorsunuz, ağ atıyorsunuz. Yunus avlamıyorsunuz ama sürekli olarak ağlarınıza yunus takılıyor gibi. Koruma için yapılması gereken her bir türün yayılış alanını belirleyeceksiniz. Bu yayılış alanları içindeki genetik çeşitliliği belirleyeceksiniz ve o türün hangi popülasyonunun korunması gerektiğini aslında karar vereceksiniz. Ancak bu oldukça detaylı ve uzun bir çalışma olduğu için bunun yerine daha çok uygulanan yöntem hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde kabaca önemli olduğunuz, gördüğünüz bölgeleri korunan alanlar ilan edeceksiniz. Ve koruma alanlarında pek çok farklı statüsü vardır. İşte Milli Park gibi, Hayvan Hayatını Geliştirme Sahası gibi, Tabiat Parkı gibi, Doğal Sit Alanı gibi her birinin statüsü ve koruma seviyesi de birbirinden farklıdır. Orada yapabilecekler, yapılamayacaklar bakımından. Burada statü farkı gözetmeksizin Türkiye'deki belirlenmiş olan koruma alanlarının tamamı şu anda bunlar. Türkiye yüz ölçümünde muhtemelen %4-%5 civarı. Sen sormak onu bilmiyorum. Ancak Avrupa'nın pek çok yeri için bu korunan alanların miktarı o ülkenin toplam yüzey alanı %15'leri civarında. Yani Türkiye'de henüz korunması gereken daha çok alanın ilan edilmesi gerekir. Mesela bu haritada yer almayan memelilerde bahsettiğimiz türlerden birisi vardı. Hatay Dağ Ceylanı. Hatay Dağ Ceylanı için Hatay'ın Kırıkkan ilçesinde yaklaşık 325 kilometre karelik bir alan yaban hayatını geliştirme sahası ilan edildi ki Hatay Dağ Ceylanı Hatay'da bulunan Hatay Tabiatı Koruma Derneği özellikle ve dernekteki arkadaşlarımız Abdullah Örünç ve Yaşar Hoca var orada. Veteriner Fakültesi'nde profesör.
Yaşar Hocamızın ve Abdullah Böğüç Hocamızın ve oradaki Doğa Koruma Milli Parkları yıllardır süren, yıllardır dediğim de 2008'den itibaren aslında. Çünkü bu türün Türkiye'de olduğu bilinmiyordu. Çok eski kayıtlarda vardı. 2008'de tür orada yeniden keşfedildi ve 2012'de genetik olarak dağ ceylanı olduğu belirlendi. 2008'deki sayısı sadece 100 civarındaydı. Ondan sonra derneğin çalışmaları, dernekteki arkadaşlarımızın çalışmaları, milli parkların hemen korumaya alması ve doğa koruma milli parkların oraya bir ceylan üretme binası yapması, türe yerinde sahip çıkmak için ve bölge insanının ve oradaki çobanların, çiftçilerin türü koruma bakımından gösterdiği hassasiyetler 2008'den günümüze kadar ki kısa bir sürede türün nüfusunun 1000'in üzerine çıkmasını sağladı popülasyonu. Ve türün dünya üzerinde birey sayısı artan tek popülasyonu şu anda Türkiye'de. Türkiye'deki en önemli, en iyi, en başarılı tür koruma çalışmalarından birisidir. Ve biyolojik çeşitliğimiz bizim için her açımızdan, her açıdan bir servet. Çünkü bunun pek çok görsel değeri de vardır, tıbbi değeri de vardır, ekonomik değeri de vardır. Bunu biz yemek yaparken kullanırız, ilaç yaparken kullanırız, besin olarak kullanırız, kamp madde üretmek için kullanırız ve çeşitliliğin bir kısmını sadece doğa turizmi, yaban hayatı turizmi, ekoturizm faaliyetleri kapsamında kullanırız. Sadece fotoğrafını çekmek için pek çok insan buralara gelebilir. Avrupa'da yayılmış olan herhangi bir ceylan türü yok. Bir Avrupalı bir ceylanın fotoğrafını çekeceğim diye düşündüğü zaman yaban hayatında ve en güvenli şekilde bunun fotoğrafını çekebileceği ülke Türkiye'dir. Anadolu yaban koyunu, yani gerçekten çok efsane türlerden birisi, yaban koyununun evcilleştirildiği bir tür. Ve Türkiye bozkırlarında bu geri kazanılıyor artık. Çünkü bunun da sayısı 50'ye kadar düşmüştü. Koruma çalışmalarıyla Türkiye'nin yine iyi bir örneklerinden birisidir. Sayısı bugün muhtemelen 2000 civarına kadar ulaşmıştır ve Türkiye'deki eski yaşam alanlarına serbest bırakılıyor. Kaçkarlarda Çengelbörgüzlü yaban keçisi, Anadolu'nun pek çok toroslarda oradan Doğu Anadolu'ya doğru devam eden Anadolu yaban keçisi, pek çok yerde boz ayılar, Anadolu'nun başak gibi, karakulak gibi efsane kedileri, hatta Anadolu Pars'ta sayısı çoğaltılabilir. Bunlar ciddi anlamda ekoturizm potansiyeli çok yüksek olan canlılar. Kuşlar 485 kuş türü. Bu bölgemiz için gerçekten iyi bir rakam. Dünyada 11 bin civarında kuş türü var. Ancak bizim kuşlar için bu kuş türlerinin sayısı oldukça iyi durumda. Türkiye, Afrika ile Avrupa arasındaki en büyük kuş göç yollarının birisi üzerinde. Bunların en dar alandan geçtikleri yerde İstanbul Boğazı, 3. köprünün olduğu bölge. Göç döneminde oraya gider, orada beklerseniz her gün yüzlerce göçmen kuşun tepenizden geçtiğini görebilirsiniz ki bir kuş gözlemcisi ve bir kuş fotoğrafçısı için burası cennet niteliğinde bir yerdir. Anadolu'nun biyolojik çeşitliliğini, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini her açıdan ele almalıyız. Tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği ve genetik çeşitlilik açısından tehlike durumlarını belirlemeliyiz ve koruması gereken yerleri korumalıyız. Biyologlar olarak bu konuda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Ve ne zaman Türkiye'de yaban hayatı bakımından aslında sakıncalı olabilecek olan bir davranış ortaya çıksa hemen biyologlar olarak tepkimizi koymalı, sesimizi yükseltmeli ve bu uygulamanın biyolojik olarak sakıncalarını dile getirmeliyiz. Bunun çok güncel bir örneğini yeni yaşadık. Bir kısmınızın belki haberi olmuş olabilir. Ben Antalyalıyım. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın falezlerini ışıklandırma projesi yapacağını duyurdu. Falezler de Antalya'nın denize bakan uçurum yamaçları. Bu falezler kendine özgü biyolojik çeşitliliği olan biyolojik çeşitlilik açısından oldukça önemli yerlerdir. Orada yaşayan endemik bitkiler var. Falezlerdeki bazı mağaralarda, girintilerde yaşayan çok sayıda yarasa var ve falezlerin altında 4 çift Akdeniz foku yaşıyor. Akdeniz foku kritik engelce seviyesinde nesli tehlikede olan bir tür. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu projeyi açıklayınca ben hemen Twitter'dan bir paylaşım yaptım. Bir yaban hayatı uzmanı olarak hemşehriniz olarak sizden istirham ediyorum. Yaban hayatı bakımından çok sakıncalı olan bu projeyi vazgeçin. Bu tweet'im üzerine bir çevre gazetecisi Yusuf Yavuz beni aradı. Hocam bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz şeklinde. Ben bir yaban hayatı uzmanı olarak görüşlerimi dile getirdim. Haber yaptı. Başka yine doğa konusunda ilgilenen Cem Orkun Kıraç, foklar konusunda çalışıyor. Bu konudaki görüşlerini paylaştı. Hüseyin Çağlar İnce bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Belediyeye ulaştık. Bizim haberler, tweetler, yüzlerce defa retweetler yapıldı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi şu anda yaban hayatı uzmanlarından gelen bu
yani işte eleştiriler, bilimsel görüşler üzerine. Ki şeyi de eklemeden geçiremeyeceğim. Çağan Şekercioğlu, Amerika Utah Üniversitesi öğretim üyesi ve dünyanın en etkili yaban hayatı uzmanlarından ve bilim insanlarından birisi kabul ediyor. Aynı zamanda en iyi simci olabilir gibi. Koç Üniversitesi'nde de yarım zamanlı hoca olarak zaman zaman gelip ders veriyor. O da benim tweetimi retweet ederek şu bilgiyi verdi. Bırakın bir yaban hayatını ışıklandırmayı. Amerika'daki bir bölgede ışık geriliğinin azaltılması için bütçe ayrılıyor. Ve Çağan Şekercioğlu buraya proje vermesi için davet ediliyor. Bu şekilde çok önemli bilim insanlarından bu projenin sakıncaları konusunda paylaşımlar yapılınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı birkaç gün önce bu projeyi şu anda askıya aldığını açıkladı. Mesela burada yaban hayatına verilebilecek olan potansiyel bir zarar, bu konudaki yaban hayatı uzmanları ve biyologların görüşlerini bildirmesi üzerine durdurulabildi. Bu bakımdan yaban hayatına sahip çıkabilmek açısından için diyelim, bize de çok önemli görevler düşüyor. Ancak bu tür projelere karşı argüman ortaya koyabilmek için kendi alanımızda iyi olmamız ve projenin olası zararları konusunda gerçekten sağlam bilimsel argümanlar ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bu tür durumlarda yapacak olan faaliyetleri engelleyebiliyoruz. Mesela Hatay'da ceylanların yaşama alanında yapılacak olan bir çimento fabrikası, yine Hatay Tabiatı Koruma Derneği'nin ve dernek bilim kurulu üyesi olarak da benim bu konuya müdahil olmamız, alan için hazırlanan ÇED raporundaki çok ciddi eksiklikleri bir ortaya koymamız ve o ÇED raporunu mahkemeye vermemiz üzerine mahkeme yürütmeyi durdurdu, ÇED raporunu iptal etti ve bakanlık oraya çimento fabrikası kurulmasını şu anda onaylamadı, onayını gelecekti, engelledi. Öyle olunca biyolog olarak ciddi anlamda çevre konularına müdahil olmak için bize ciddi görevler düşüyor diyelim ve katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadardı. Bundan sonra şimdi sorular kısmına herhalde geçeceğiz. Evet Mustafa Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli bilgiler verdiniz. Biyoloğun her zaman bir taraf olduğunu, taraf olması gerektiğine inananlardanım ben de. Biz her zaman doğanın tarafındayız. Biz doğanın avukatıyız. Bunun için eğitim aldık. Evet. Ve görevimiz budur. Şimdi Mustafa Hocam ben Kapıdağ'da yaşıyorum. Erzek Kapıdağ. Burada çok çeşitli biyoçeşitlilik var. Biraz önce söylediğiniz gibi bizim burada da 5-6 tür yarasamız var. Ancak Kapıdağ maalesef rüzgar enerji santralları için talan ediliyor. Araziler açılıyor. İzmir otoyolu gibi otoyolla yol yapıldı türbinleri taşımak için. Çok büyük ağaç katliamı oldu. Ayrıca Kapıdağ bir dönem karaca ve geyikler salınmış. Fakat avcı kardeşlerimiz sağ olsun karaca ve geyiklerin neslini tüketmek üzereler. Yani çok tek tük kalmış. Böyle bir ortamda yaşıyorum. Burası için biz bir proje hazırlıyoruz ama ben inanın fauna için yeterli doküman bulamadım. Yeterli doküman o bölge için bulunur. Onlar bilinmeyen yerler değil. Ben şu anda oturduğum yerden orada olabilecek olan türleri hazırlarım. Yani çünkü ben bizdeki türlerin yayılış alanları genel olarak belli. Oranın habitatı belli. Orada olabilecek olan türleri liste hazırlasam %95'i tutar. İşte şeyden sonra Kaz Dağları'ndan sonra bu bölge biliyorsunuz tam 3 coğrafi biyolojik koridorun birleştiği bir alan burası. Ama dolayısıyla burada bir taraftan Marmara Denizi'nden bir taraftan da Ege'den Akdeniz'den gelen bir tür karışımı var. Dolayısıyla burada biyologlar için yapılacak çok şey var ama maalesef Balıkesir Üniversitesi ile yaptığım görüşmede buranın faunası ile ilgili elimde doküman yok dediler. Ben ormancıların çalışmasından buldum çoğu türü. Ormancılar yapmış çalışmayı. O bir bölge bir üniversiteye yakın diye en yakın üniversiteye bakmak çok doğru değil. Çünkü mesela ben Türkiye'de gitmediğim ilk almadı ki memeli çalışıyorum. Evet biliyorum. Yani ben Hakkari ile sorsam bilirim, Trakya ile sorsam bilirim. Ama Balıkesir'de mesela memeli çalışan bir hocamız yok.
bildiğim kadarıyla kuş çalışan bir hocamız yok. O yüzden yok. Yakın üniversiteye bakmak yerine okulunda çalışan kişilerin çalışmalarına bakıp Google akademik gibi kaynaklardan veri aramak lazım, literatür aramak lazım. Ya yok test aramadan o bölgede yapılmış test çalışması var mıdır onlara bakmak lazım. Evet. Yani bu bölgede ben kırsal kalkınma ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz buranın en önemli şeyi zeytin. Erzek'te 1 milyonun üzerinde zeytin ağacı var. 800 rakımlı bir kapı dağımız var meşhur ama kıymeti bilinmeyen bir alan. Maalesef talan ediliyor. Şimdi hocam Rümeysa Gök arkadaşım sormuş. Rümeysa buradaysan sorunu sen hocama sözlü olarak sorabilirsin. Rümeysa'nın sesinde sıkıntı vardı. Ses için uygun bir ortamda değilim demişti. İlk başlangıçta yazışmıştık onunla. Yaban hayatı korumak için biyologlar olarak halkın bu konuda daha da çok bilgilendirmesi gerek. Kırkan halkını bilinçlendirmemizin verimini daha ceylanların korumasında aldık diye söylemiş. Doğru. Çünkü Kırıkkale'deki ceylanların zaten hayatta kalması o bölgenin insanının ceylanlara karşı olumlu bakışı bunu sağlamıştı. Yoksa biz onu hiç keşfetmeden bile yok edilebilirdi. O bölge halkı ceylanları çok seviyor ve koruyor. Çünkü orada bir ceylan baba efsanesi de var. Buna bir kutsiyet de atfedilmiş. Ve ceylana zarar veren bir insanın mutlaka bir felaketle karşılaşacağına inanıyorlar. Ve bu tür ceylana karşı verilen özel değer o bölgede ceylanların hayatta kalmasını sağlamış. Şu anda da ceylanların orada çoğalmasını sağlayan zaten halkın ceylanlara karşı olan sevgisi ve olumlu tutumu. Türkiye'deki en iyi örneklerden birisidir. Hocam şimdi bu papağanların yayılması ile ilgili olarak da Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir taşınma sırasında kamyonun devrilmesi ve papağanların... Yok. Onun aslı yok. Onlar tamamen söylenti. Kaynağı tam olarak bilinmiyor. Genellikle bu şeylerden... pet shoplardan alınan daha sonra da kaçan birkaç tür olabilir yani. Bizde yerleşmiş olan iki tane tür var. Yeşil papağan, İskender papağanı. Yani pet shoplardan alınanlar kaçsa bunların çoğu pet shoplarda olan türler değil zaten. O zaman öbür pet shoplarda hep satılan öbür büyük gri papağanlar çok yerleşmiş olabilirdi ama kaynağı tam bilinmiyor. Çünkü bizde Afrika türleri de artık görünmeye başlandı. Belki de gelişi kararlı. Bilemiyoruz. Kızıldeniz'den gelen istilacı balık türlerimiz var yani. Çok onlar çok fazla. Evet, i̇şte evet. Zehirlenmelere, ölümlere neden olduran balon balığı da bunun örneklerinden birisi. Akdeniz'deki neredeyse bir 100 kadar tür zaten o şekilde Kızıldeniz'den geldi. Evet. Hocam peki bir doğa korumacı olabilmek için taşınması gereken en minimum özellikler nedir sizce? İki temel özellik var aslında. Doğa sever olmak ve doğayı biliyor olmak. Çünkü bu yapılan faaliyetlerde faaliyete karşı koyarken bilimsel argümanlarınızın sağlam olması lazım. İstemem de istemem ağaç kesilmesin, suya dokunulmasın. Böyle değil. Ağaç kesilirse orada hangi türler yok edilir ve bu telafi edilebilir mi? Çünkü bir taraftan bizim doğayı kullanmak zorundayız. Mesela enerjimizi elde edeceğiz. Bunun yolları belli. Ya fosil yakıt yakacaksın, ya güneşten, ya rüzgardan, ya sudan, ya kömürden, ya elektrikten. Yani bu elektriği bir şekilde elde edeceğiz. Bunu yaparken de bunun yerini iyi seçmek lazım. Yaparken tedbirlerini iyi almak lazım. Ve bunun sonrasında, işletme aşamasında hangi zararlar verebileceğini öngörebilmek lazım. Telafi edilemeyen zararlar var mı? Bunu yaparsak hangi türleri kaybederiz? Bilmek, bilinçli olmak çok önemli. Hem gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak bakımından, hem bazı testlerin bazı yerlere yapılmasını, bazı yerlere yapılmamasını sağlamak için. İşte dağ ceylanın yaşam alanında çimento fabrikasının yapılmasını engellediğimiz gibi. Çünkü çok sağlam argümanlarımız vardı. ÇED raporunda orada yaşam hakkı olan nesli tehlikeli türlerin çoğu listeye dahil edilmemişti. Düzgün tür listesi yapmadan da düzgün değerlendirme yapmak imkansız. O yüzden belli grupları iyi biliyor olmamız lazım. Birimiz bitkileri iyi bileceğiz. Birimiz sürüngenleri, birimiz yılanları, birimiz kuşları, birimiz memelileri. Bir araya geldiğimiz zaman bir konu hakkında doyurucu bilimsel argümanlar ortaya koyabileceğiz. Onun haricinde hiçbir bilgisi olmadan
her yerde yapılan her şeye karşı çıkan seyircileri tarzında bir şey yapmamız mümkün değil. Diyorsunuz ki çevreci olmanın da bir bilimi var. Gayet tabii ki. Hiçbir şey kolay değil. Çevreci olmanın da gereklilikleri var. Çevreyi biliyor olacaksın ki çevreci olacaksın. Onun haricindeki çevreciliği sadece kişisel sorumlulukları yerine getirme, çöpü etrafa atmama, emisyonu bırakmama, uyabileceğin kurallara uyma, çöpünü ayrıştırma, bundan ibarettir. Ama büyük kapsamlı işlere bu olsun bu olmasın diyebilmek için yeterli bilimsel bilgi birikimine sahip olmak zorundayız. Peki Mustafa Hocam, özür dileyerek söylüyorum. Yani sözüm meclisten dışarı derler ya, aynen bunu söylüyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani siz beni tanıyorsunuz, ben sizi de tanıyorum. Yahu bu eğitimi veren üniversite var mı? Ben öğrencilerime veriyorum. Ya istisnalar kaideyi bozmaz hocam yani. Şimdi düşün. Doğa eğitimi verirken bütün iğne yaprakları çam sayan bir nesille karşılaşıyorum. Yok, bu biraz yerine göre, okuluna göre, uzmanına göre, hocasının kendi uzmanlık alanına göre. Ben ilk başta dedim, ben yaban hayatı uzmanıyım. Benim her senem en azından 100 günü doğada geçer. Türkiye'de Hakkari haricinde gitmediğim bir kalmadı. İlk fırsatta Hakkari'de gitmeyi çok istiyorum. Çünkü çok güzel olduğunu biliyorum. Türkiye'yi tanıyacaksınız, doğayı tanıyacaksınız. Faaliyetlerin etkilerinin neler olabileceğini göreceksiniz. Benim çalışma alanım, ilgi alanım bu. Bir laboratuvar biyoloğundan bunu bekleyemezsiniz. Ama mesela bunun eğitimini bölüm olarak çok iyi veren okullar da var. Mesela bunun en iyilerinden birisi benim gözümde Gazi Üniversitesi'dir. Çünkü son yıllarda programlarını güncellediler. Ve bu tür çalışmalara daha ağırlıklı veren bir opsiyon oluşturdular. Öğrenci bu opsiyonu seçtiği zaman hep bu tür dersleri alıyor. İşte UNIS sınıflandırması nedir? Arazi bitkiler nasıl çalışılır? Hayvanlar nasıl çalışılır? Bunun yöntemleri nedir? IUCN nedir? BEN nedir? MAC nedir? CITES nedir? Bunlar nasıl kullanılır? Çevre mevzuatı nedir? Ya bunun eğitimini almak lazım. Ya okuldayken okulda veya okul sonrasında piyasada veya lisansüstü eğitimde. Özel olarak bu işi bilen bir hocadan ders aldıysanız veya bununla ilgilendiyseniz bu alanda iyi olursunuz. Yok molekülleri severek moleküler çalışırsınız, moleküler alanında iyi olursunuz. Hepsine ayrı ayrı ihtiyacınız var. Yeter ki her birinden iyi yetişmiş elemanlarımız bulunsun. Hocam 200 benim sizin benim bizim olduğumuz dönemde hesabımız 100 bin civarındaydı. 120 bin civarındaydı. Şu an baktığımda 200 bini geçer bir biyolog ünvanı taşıyan insan var ortada. Bunun 200 bini geçiyor. Yılda 3 bin civarında mezun veriyor bütün bölümler toplasan. Yani bu kadar insan içinde hakikaten doğanın ihtiyacı olan biyoloğu nasıl bulamıyoruz? Ben onu şaşıyorum yani. Tabii muhtemelen doğru isimlere birinci elden direkt uğraşmıyorsunuz demektir. O çok iyi botanikçilerimiz var, ben, çok iyi kuşlarımız var, çok iyi sürüngencilerimiz var, çok iyi mamaloklarımız var. Mustafa doğru Hocam ben bunu şöyle söylemek istiyorum. Bu alanda çalışacak, bu alana hevesli biyolog bulamıyoruz. Onu söylemek istiyorum. O doğru. Çünkü öğrenciler daha çok günümüzde moleküler biyoloji, genetik sevdalısı. Herkes genetik çalışacak ama genetik çalışmak aslında... Ben de genetik çalışıyorum ama moleküler genetik, moleküler sistematik, sistematik amaçlı genetik. Sadece genetik çalışmak nedir? DNA'nın yapısı çözüleli 50 sene oldu. DNA'nın adenin guanin sitozin timinden meydana geldiğini mi öğreneceksin genetik çalışarak? Genetik yöntemlerle, genetik bilgilerle hangi veriyi elde edeceksin? Bir popülasyonun evrimini mi çalışacaksın? Bir popülasyonun mutasyonunu mu çalışacaksın? Bir türün ne olduğunu ve diğer türlerden genetik farklılıkların ne olduğunu mu çalışacaksın? Genetik sadece bir yöntemdir bizim için. Amacın ne? Evet, hocam size Hakkari'deki buzulları görmenizi tavsiye ediyorlar. En çok istediğim şey şu anda Hakkari'de en azından şöyle bir ay kadar şöyle doya doya bir ara çalışması yapabilmek. Yaylası, dağı, tepesi, şelalesi, akarsuları. Çünkü Hakkari'de yaşayan ve takip ettiğim arkadaşlarım var. Mesela bir tanesi Hacı Tansu. İnanılmaz fotoğraflar ve manzaralar paylaşıyor. Bazı kelebek fotoğrafı meraklısı arkadaşlarım çok nadir kelebeklerimizi görmek için Hakkari'ye gidiyor. Her gördüğümde müthiş hevesleniyorum, heyecan duyuyorum ama şu ana kadar bir gidip de bir 15 gün kalma şansım olmadı. Türkiye'deki ilk hedeflerinden birisidir. Evet. Ben hocam sürgün olarak oraya gittim. Zapta yüzdüm. Hakkari'nin dağlarından sularını içtim. Sıtmada çalışırken Hakkari'yi görme nasip oldu.
Bazen diyorum bir yıllığına acaba bir sabatika falan yapıp da Hakkari Üniversitesi'ne mi çalışıp gelsem? Baharı, yazı, sonbaharı, kışı. Çok iyi olur hocam. Yani Hakkari görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hakikaten inanılmaz doğal güzellikleri olan bir yer. Hem öyle hem de bizim şu özellikle Indomalayan türlerinin bulunabileceği Türkiye'deki en kuvvetli ihtimali olan yer. Mesela son kaplan Hakkari'de vuruldu. Bizim Bahtiye Musalı Hoca tarafından o zaman tanımlanmış olan Dilgömüs Pictus adı verilen bir şey var. Memeli türü var. Ancak daha sonra kimse örnek yakalayıp çalışamadığı için tür geçerli mi değil mi şu anda tartışılıyor ve checklistlere giremiyor. Çünkü günümüzdeki yöntemlerle sağlam bir tür çalışması yapılmadı. Mesela oraya gidip Dilgömüs örnekleri yakalayıp tür durumunu incelemek istiyorum. Veya orada yaşayan köstebekler var. Tip yeri İran'da olan bir tür var. Talpa Davidiana olarak kabul ediliyor şu anda. Ama Talpa Davidiana'nın ilk tip yeri, bir diğer tip yeri de bizim Hatay. Hatay nereye? Orada Hakkari ve İran nereye? Benim kişisel düşüncem şu anda Hatay'daki ve İran'dakinin iki farklı tür olabileceği. Ama bunu ortaya koyabilmek için benim Hakkari'den de örnek yakalayıp Hatay'dakilerle genetik olarak karşılaştırmam lazım. Örneğin. Oğuz Kurtoğlu hocam da bundan bahsetti. İran'dan bu tarafa geçiş olduğunu söyledi. Ne geçişi? Pars'la ilgili olarak. O mutlaka vardır zaten. İran'da yaşayan türle Türkiye'de yaşayan tür alt tür düzeyinde son kitaplarda aynı alt tür kabul ediliyor. Böyle olması da son derece normal çünkü çok önemli coğrafik bariyerler yok. İran türleri Anadolu'ya çok rahat sokulabilir ve Pars gibi özellikle erkekleri üreme döneminde 300-500 kilometre yol kat edebilen bir tür için İran Türkiye arasına gidip gelmek zor değil. Zaten Anadolu yaban koyununun bir alt türü de bizim Ağrı Dağı ile İran arasına gidip geliyor olarak kabul ediliyor ama hakkında detaylı bir çalışma yok. İran'da bizim fauna değişimimiz var zaten. Evet. Hocam YouTube'dan birkaç soru var onları sorayım. Yaşar Ergün arkadaş, Mustafa hocam, STK'lar için bir alan ve tür koruma temel eğitimi planlayabilir miyiz diye soruyor. Çok çok güzel ve çok yerinde bir faaliyet olur. Yaşar hocam Hatay'daki Dağ Ceylanı'nı Abdullah Öğünç arkadaşımızla birlikte işte Hatay'daki Ceylan'ı tekrar ilk keşfeden kişi Yaşar hocamızdır zaten. Ve sonra Yaşar hocam da Hatay Tabiat Koruma Derneği'nin bir üyesi zaten. Dernekten Abdullah Öğünç arkadaşımızla birlikte WWF'in Türkiye'nin Canı Küçük Hibe programı vardı. O projeyle birlikte başlayarak küçük bir destekle en az parayla Türkiye'deki en verimli çalışmanın örneğini gösterdiler. Cidden Türkiye'deki en büyük koruma çalışmalarından birisi olarak o bölgede Hatay Dağ Ceylanı'nı müthiş bir şekilde koruyup Hatay Dağ Ceylanı'nın dünyadaki popülasyonu artan tek grubunu orada oluşturdular. 100'le başlayan sayı şu anda 1100'ü buldu. STK'ların talip olanlarını bu konuda eğitmek STK'ların katkı koyacağı doğa çalışma faaliyetlerini inanılmaz bir şekilde verimliliğini artıracaktır. Bence çok yerinde bir öneri. Ben her türlü katkıyı sağlamaya hazırım. Hocam siz bize böyle bir program hazırlayın. Akademi olarak biz bu eğitimi verelim. Yaşar hocamlarla birlikte hazırlayabiliriz. Tamam hocam. Yaşar hocam da dahil olsun. Böyle bir programı birlikte yapalım. Sayın Yaşar hocam da Türkiye'de benim tanıdığım en iyi, en önemli yaban hayatı veterinerlerinden birisidir. Yani veteriner tıp fakültesi, veteriner fakültesinde profesör, uzman ve yaban hayatının içinde de her zaman olan ve yaban hayatı türlerini çok iyi tanıyan, oradaki dağ ceylanları yaralandığı zaman falan ilk müdahaleler yapan arkadaşlarımızdan birisi. Hocam, heyecanlı can rümuzu kullanan bir arkadaşım. Sayın hocam, muzur dağ keçilerinin avlanması için zaman zaman haberler çıkıyor. Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı bir müddet vazgeçiliyor. Sonra tekrar gündeme geliyor. Kesin çözüm nedir diye sormuş. Kesin çözüm oradaki insanlara bu konuda duyarlılıklarının sürmesi, bu konuları sahiplenen ve işin bilincinde olan STK'ların mevcudiyeti. Yaban hayatına hep birden sahip çıkmamız. Bir de şey diyor, av turizminin kesin olarak yasaklanması için ne yapabiliriz diyor. Toplumsal baskı oluşturacağız. Toplumun baskısı, avcıların baskısından daha baskın hale geldiğinde biz Türkiye'de avcılık uygulamasından tümüyle kurtulabiliriz. Olay çünkü biraz hangi kesimin sesinin daha çok çıktığına bağlı. Çünkü dünyada bu işten en çok gelir elde etmeyi düşünen ülkeler
av turizmini bırakıyorlar, yaban hayatı turizmine dönüyorlar. Bunların en iyi örneklerinden birisi Sri Lanka'dır. Biz Sri Lanka'ya Türkiye'den 4 arkadaş gittik birlikte. Her birimiz 3'er 5'er $1000 harcayıp geldik. Sri Lanka bir ada, Hindistan'ın ucunda. 30'dan fazla endemik kuş türü var. Ve biz onu neredeyse 30'a yakınına gidip orada görüp fotoğraflayabildik. Niçin? Çünkü orada 2 hafta boyunca dolaştık. 2 hafta boyunca ben bir tane avcıya rastlamadım. 2 hafta boyunca arazide bir tane boş fişek bulamadım. Türkiye'de böyle bir lüksümüz yok. Gittiğiniz evet. Her yerde yaban hayvanları etrafınızda. İnsandan kaçmıyorlar. İnsandan bir tehlike görmemişler ki. Dolayısıyla yaban hayatı bir gelir faaliyeti olacaksa yaban hayatı turizminden, yaban hayatı fotoğrafçılığından sağlanan gelir, av turizminden sağlanan gelirden dünyanın her tarafında çok çok fazladır. Yaban hayatı fotoğrafçısı fotoğrafı çektiği hayvanını öldürmez. Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki aynı hayvanın fotoğrafını çekebilir. Ama bir avcı gider onu öldürür, cesedinin başında pişmiş kelle gibi suratlı bir poz verir, oradan defolup gider. Bir tane varlığımız gitti. 10 tane keçiden gelecek olan 300-500 bin liraya muhtaç mıdır bu ülke ya? Bırakın bu hayvanlar çoğalsın, bu ülkenin bir zenginliğidir. Yani benim için Türkiye'nin bir tarihi eserini kaçırmak da Türkiye'deki bir yaban hayvanını öldürüp gitmek arasında fark aynıdır. Bunu ben bir yaban hayatı uzmanı olarak kabullenemiyorum. Ben yine baştan dediğimiz gibi biz yaban hayatı uzmanıyız, biyoloğuz, biz doğanın yanındayız. Sevgili hocam, bir dönem Ankara'dayken ben yaban hayatı daire başkanlığı vardı Çevre Bakanlığı'nın. Onlarla işte bir çalışma yaptık. Orada şunu söylemişlerdi. Ya bu yaşlı hayvanlardan para kazanmamız lazım. Onları vurdurmamız lazım. Bunu da yurt dışından gelen adamlara yaptırmamız lazım. Türklere şey yaptırmayız demişlerdi. Şimdi onun yaban hayatı biyolojisi açısından çok fazla bir anlamı yok. Çünkü bizim için oradaki hiyerarşi şudur. Bir yaban hayvanı yaşlandığı zaman kavga ederek kavgada yeniliyorsa zaten öleme şansını yitirir. Ama orada ya biz yaşları aradan alıyoruz, daha genç ve sağlıklı olanların üremesini sağlıyoruz. Hayır, sen gençleri hazıra konduruyorsun kardeşim. Mücadele ederek oradaki üreme şansını yakalamıyor ki. Doğası bizim dışına çıkıyorsun. Bırak kimin güçlü olacağını, kimin yaşlı, kimin genç olacağını, kimin üreyeceğini. Doğal süreçlerle doğa karar versin kardeşim. Onun altında sen üreyeceksin, sen üreyeceksin, sen üreyeceksin. Seni öldürüyorum. Niye? Yaşını fazla buldum. Bu doğaya yapılmış müthiş bir haksızlık gibi geliyor bana. Ve Türkiye'deki yaban hayvanlarının da o kadar bol miktarlara ulaştığını falan da düşünmüyorum. Ayrıca yaşlıları öldürdükten sonra zaten o bölgede işte uçan kuşlar var, kartallar var, doğan var. Bir takım etçil beslenen hayvanlar var. Onların gıdasını da gönderiyorsun. Hocam çok doğru. Çok iyi bir noktaya parmak bastınız. Gerçekten doğanın kuralı budur. Yaşlanan yaşlandığı için ölecek. Onun da arazideki ölüsünü avcı götürmeyecek kardeşim. Akbabalar yiyecek. Yani israf edilmeyecek. Doğada bir sürü canlı var orada. Onunla beslenen. Besin dönüşümüne katılacak. Gayet tabii ki hocam çok haklısınız. Şimdi benim çocukluğumda çok fazla miktarda Toroslar'da kartal vardı. Bir tane hayvan öldüğü zaman anında şey inerdi leşe. Ama şimdi bir tane yok yani. Hocam nerelisiniz? Ben Adanalıyım adımı. Adana. Ben de Antalya Aksekiliyim. Aynı kuşağın hayvanı da. Evet. Ben Akseki'de bir tane akbaba görmedim mesela. Ama büyüklerimiz anlatıyor. Biz eskiden 60, 70, 80 sene önce hayvan öldüğü zaman leşine kocaman siyah kuşlar gelirdi diye. Akbaba onlar. Şu anda yoklar. Yani benim babam söylerdi, o daha da çok görmüş, o yani korkardım derdi, yani yaklaşmaya korkardım. Bak o kadar hocam, çok olur derdi. Kanat açıklığı 3 metre, kocaman 10 tane kara akbaba geldiğini düşünün oraya. Şimdi hocam, bizim endemik türlerimiz var hocam. Şimdi bu endemik Güneydoğu'da özellikle mesela çizgili sırtlan deniliyor şu anda bazı şey. Çizgili sırtlan hala Güneydoğu'da epeyce yaygın hocam. Hatay ve Güneydoğu'da. Evet, şimdi bu var. İkincisi işte kelaynaklar var. Bir evet. Üçüncüsü biraz önce yine söylediğiniz Varanus griseris var. Evet, çöl varanı. Yine varan ergen engereği var o bölgelerde. Aslında işte Urfa'da ceylan var. Yine Hatay'da ceylan var. Yani bunlar için bir turizm bile düzenlenebilir aslında. Sadece bu hayvanları görüp fotoğraflamak üzere.
Tabii ki yani hocam, buralardan tabii ki çok daha fazla miktarda gelir elde edilir. Çok haklısınız. Aynı fikirdeyim. Bakayım başka yerlerde soru yok hocam daha fazla. Çukurova'ya özgü bir de endemik bir tür turaç kuşumuz var bizim. Bir keklik benzeri. Yok hocam, o endemik değil. Çok endemik. Daha geniş. Biraz da yani şeyi, yani bu bölgede sadece Çukurova'da var. Yukarı dağlık kesimlerde yok, aşağıda. Yok yok. Bizim o bölgenin sahil kesimlerinde var, evet. Evet. Mesela Kıbrıs'ta da var aynı kuş. Evet. Hocam Bilgi Arıkan şey soruyor. Biraz önce konuştuk, Munzur Dağı falan dedik ama tekrar sormuş. Tunceli'de, Dersim'de kutsal sayılan dağ keçilerini özellikle yabancılar avlıyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Bölgede bu tür faaliyetler yaparken bölge insanının hassasiyetlerine mutlaka dikkat almak lazım. Yani hep dediğim gibi kardeşim, kocaman Türkiye'nin orada avlanacak olan 5 tane keçiden gelecek paraya bu kadar ihtiyacı yok. Ya bu paraya ihtiyacımız var diyorsa illaki devlet, biz 300-500 tane kardeşim dua gönüllüsü toplarsana bunu her sene veririz. Yeter ki o insanları tepemize getirip getirip de toplumun çok antipatik bulduğu bu uygulamayı yapıp durmayın. Hele hele o arkadaşımızın dediği gibi o bölgedeki bazı insanlar bu hayvanlara bir şekilde kutsiyet affediyorlarsa, onların bu duygusunu zedeleyecek davranışlarda asla bulunmamak lazım. Mesela dağ ceylanı için de aynı şey söz konusu. Bugüne kadar o hayvanın orada yaşamaya devam etmesini sağlayan o yöre insanın bu hayvana atfettiği kutsiyettir. Ceylan Baba efsanesinden dolayı bu hayvanı korumaları ve bu hayvana zarar veren birisinin mutlaka başına bir felaket geleceğine inanmalarıdır. Şimdi orası yaban hayatı geliştirme sahası ilan edildi. 3 gün sonra 3 tane yabancı getirip buradaki ceylanları parayla öldürttüğünüzü düşünün. O bölgedeki insanların o duygusunu ne kadar yaralarsınız. Buna da hakkımız yok. Bu tür faaliyetler sadece Ankara'daki masa başında mekanik bir şekilde alınıp uygulanabilecek olan faaliyetler değil. Bölge insanının buna tepkisine ve rızasına bakmak lazım. Çünkü av turizmindeki bakanlığın en çok argümanlarından birisi şudur. Biz avdan elde edilen gelirin büyük bir çoğunluğunu oradaki köylüye veriyoruz. Sorun bakayım canım, köylü buradan gelecek olan bu kanlı parayı istiyor mu? Çok mu muhtaçlar buna? Yani bir biyolog olarak hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde hiçbir şekilde hoş bakamadığım bir konudur av konusu. Ve hele hele av turizmi konusu. Çünkü insanların şöyle tepkisi de var. Kardeşim ya, burada yaşıyoruz, ben de avcıyım. Ben bir tanesini çıkıp vuramıyorum. Bir tanesini vurduğum zaman yok 50 bin lira ceza, yok şu kadar ceza falan. Canıma okuyorsunuz. Avrupa'dan birisi zengin diye parasını cebine koyuyor. Gelip gözümüzün önünde hayvanı vurup öldürüp çekip gidiyor. En iyisini. Ya bu, o bölgedeki insanların bu bakımda, bu konudaki adalet duygularını da zedeleyip zarar verebiliyor. Bu konularda evet, bence hocam, çok daha dikkatli davranmak gerekir. Hocam bu dağ keçileriyle ilgili olarak rahmetli Aykut Genç'e de çok uğraştı. Aykut Hoca daha çok yaban koyunlarıyla uğraştı. Evet, pardon. Yanlış söyledim. Yaban koyunlarıyla. Çünkü birkaç tane hocamın öğrencisi de bu hayvanlar üzerine yüksek lisans doktora tezlerini yaptılar. Bu hayvanlar konusundaki elimizdeki en iyi temelli bilimsel bilgi birikimi zaten bu çalışmalara dayanmakta. Evet hocam. Hocam ben diğer kanalda sınavı başlattım. Bir 10 dakika sınavımız var. Mustafa hocam, sorularımız bitti. Bir noktayı daha vurgulayacağım. Tepkatar'daki dağ ceylanının koruması faaliyetlerinden bahsettik. Bu gerçekten Türkiye'deki en başarılı tür koruma çalışmalarından birisidir. Daha geçen hafta Amerika New York Times gazetesinde Hatay'daki dağ ceylanlarının korumasının öyküsüyle ilgili bir yazı yayınlandı. Muhtemelen New York Times'te Türkiye hakkında son yıllarda yayınlanan en olumlu yazılardan birisidir. Sevgili Mustafa Hocam, bu Yaşar Hocam'la birlikte bize Türk Koruma Programı sivil toplum kuruluşları için ve biyologlar için böyle bir eğitim programı hazırlayabilir misiniz? Yaşar Hocam'la dersten sonra tekrar bir konuşalım. Böyle bir şey hazırlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani güzel olur. En azından biz bu arkadaşlara bir de sertifika verirsek, değil mi? İhsan Başkanı.
Arkadaşlarımızı da bu konuda sertifikalandırırsak en azından bulundukları bölgelerde birer aktif doğa savaşçıları olurlar. Bu arada yanındaki mesajlarda Bilge Arıkan bir mesaj paylaşmış. Hocam Yaşar Kemal de romanlarında bundan bahsediyor. Dağ keçilerini avlayanlara zarar geleceği. Bu tür inanışlar, bu tür düşünceler gerçekten Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaban hayatının korunmasındaki temel etken olmuştur. Yoksa Hatay'da küçücük bir alanda 80 tane dağ ceylanın hayatta kalması mümkün olmazdı. Bazı Anadolu kültürlerinde, bazı bölgelerde insanların yaban hayatına karşı inançları gerçekten inanılmaz boyutta. Hatta Türkiye'de bazı gruplar ölen insanların ruhlarının yaban hayvanlarında tekrar dünyaya döneceğine bile inanan gruplarımız var. O tür gruplar, o tür bir düşünceyle herhangi bir yaban hayvanına zarar vermesi mümkün değil. Yani bir kertenkeleyi bir yılanın dahi öldüremeyecektir. Çünkü ölen bir yakınının ruhu o yılanda veya kertenkelede yeryüzüne dönmüş olabilir. Bunlar yaban koruma açısından önemli inanışlar. Urfa'daki balıklar gibi. Evet hocam, evet. Kimse artık o balıkları orada zarar vermez, hatta korur. Evet. Yani Türkiye'de birçok vaka oluyor. Anlam veremiyorlar. Bir dönem yoğun yılan mücadelesi yaptılar. O köy bir dönem sonra fareden geçilmez oldu. Gayet tabii ki doğanın kuralı. O kadar basit bir kural ki her yaban hayatı eğitim almış insan bunu bilir. Her biyolog bunu bilir. Evet. Tavukları öldürdük, kendiler çoğaldı. Değil mi Davut Hocam? Evet, evet. O bilgi tam gerçeği yansıtmıyor gerçi ama yine de öyle düşünmesi çok kötü değildir. Çünkü benim hayatım köyde evimizin avlusunda nenemin tavuklarının arasında geçti. Aynı avlunun içindeki biz keçilerden sürekli kene yolardık. Evet. Hayvanlarda da kene olurdu. Evet hocam. Yine olur, hala da olur. Mustafa Hocam, yıllar sonra tekrar bir araya geldik, sizi gördük. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ben de bu vesileyle bu fırsatla öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, hocalarımıza ulaşma şansı buldum. Duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşma fırsatı bulmuş olduk. Çok çok teşekkür ederim. Can Hocam, buyurun.